arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Tahmin edin yarımda kim var? Efe Aydal var. Evet inanmıyorsanız konuşsun. Aynen verelim. Alo. O biraz da nasıl konuştuğuna bağlı. Abi. <laughs> <O> <laughs> Yalan tabii oğlum. Efe Aydal olur muyum lan hiç? <laughs> Salak mısın? Efade olsam ben şimdi giderim. Şeyde limuzinimde. Elimde pro ile. Bir elimde pro. Öbür şö, elimde... Şoförün de olur. Öbür elimde... Şö, şömine sandım ben. <laughs> limuzinde böyle. Öbür elimde petek bal. O senin zengin arkadaşın öyle değil mi? Öyle geziyor. Evet. Balı böyle petekle alıyor. Hatta o direkt kovanıyla alıyordur böyle. <laughs> şey, arısıyla falan yiyordur böyle protein ya. Yani. Ama yemiyordur. Şoför ne yediriyor? <laughs> Onun böyle şöyle küçük kutusu 50 lira falan oluyor. Bence ondan alıyordur direkt. Şey falan böyle hiç meyve nektarı şey meyve suyuyla uğraşmıyor. Direkt %100 portakal falan oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlar direkt onun alacağı şeyler zaten. Omega 5'li yumurta alıyordur falan böyle. Mesela Normal yumurta alıyor. böyle kabukla Böyle çıtlatılmışını alıyor falan. Böyle açık direkt. O evinde özel papağanı vardır zaten abi. Açacak. Şeyi falan böyle 90 dakikayı falan nasıl yapıyor abi? Hiç bekliyordur böyle 90 şey dakika geçsin ya. diye. Her otobüs için bir tane kent kart kullanıyor. <laughs> Şoförüne bastırıyor ama. Yani kent kartı basıyor gidiyor arabasıyla ondan sonra limuzinle <laughs> gidiyor gene. Düşünsene şoförü var ama şoförü basıyor kent kartı. Mesela şey 90 dakika içindeyken bile bekliyor. 90, 90 dakika geçsin geçti. diye mi? Aynen. Ondan sonra basıyor? Tabii evet. Abi. Niye fakirler gibi iki kere basacak ki? <laughs> İnternet kotası falan yoktur herhalde yani öyle bir şey. Yok canım. Yok tabii ki de. 25 GB, 50 GB falan yok mu? Yok. Gene XM sıra Onun, keyfi başka değil mi? Adam milyoner ama. <laughs> Hala XM Bilmiyordur abi. Şey böyle Brezil şifresi almıyor. Gidiyor böyle birine para veriyor. Parayla hackletiyor falan. <laughs> Güzel ya. Biz de zengin olunca o %100 meyve suyunu alacağım. Nar suyu falan. Onları da alacağım yani saf. Hatta size de alacağım. İçeriz böyle. Oo. <laughs> Taze sıktırılmış olsun abi. Aynen taze sıktırılmış ya direkt. Şeyde var ya böyle restorana falan kafeye gidiyorsun sıkıp veriyorlar ya. Aynen. Onu böyle litreli litreli şişelerde alacağım böyle. <laughs> Damacanaya dolduracağım. <laughs> Damacanaya dolduracağım. Sonra şoförümü içireceğim ama. <laughs> evet. Bugün aslında bayağı yorgunum arkadaşlar. Beşinci tekrarı bitirdik. Yani bir kere işte şu Kırmızı Ap 2 için şöyle bir 8 sayfa konuşma vardı. 30-35 dakika tutuyor. Onu beğenmemiştim dün köye gittik. Doğacan Reis'in. Çünkü kendisi doğayla baş başa kalmayı seven, şehrin karmaşasını sevmeyen, şehrin karmaşasından ve sitesinden kurtulmak isteyen birisi. Onun köyüne gittik. Orada çekim yaptık. iki kere hem de. Onu da beğenmedim. Sonra buraya geldim. Dün bir daha çektim. Onu da beğenmedim. Şimdi bir tane daha çektim falan. Şu an hiç konuşasım yok ama. Bir taraftan da hani aslında size şey demiştik ya. iki haftada bir yaparız. Ama olursa rahat Hani yapacak işimiz olmazsa her hafta da yapabiliriz falan demiştik ama kendim de yani onun yokluğunu hissediyorum. En sonuncu gitsiz Efekes 9 muydu? 3 kere falan dinledim abi. Sen kaç kere dinledin? Ben cevap vermek istemiyorum. <laughs> Hangisi benim de bunların mukabelerin? Bu o senin. Şu de. mu? Mete sen kaç kere dinledin? Ben de bir kere dinledim de komikti baya. Şey abi mu? ilk defa bak ilk defa 3 kere dinlediğim hem de arka arkaya 3 kere yani ayrı günlerde tabii de aynı <laughs> gün değil. <laughs> 3 kere dinlediğim bir podcast oldu. Bilmiyorum. Yani iyi ki normal efekesti bırakmışız. Şu anda nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani normal efekestlerde beynim sulanıyordu. Neden? Hem tek başına konuşmak çok zor. Çok fazla kafa yorman lazım. Hem de montaja gittiğin zaman da o da çok zor yani. Şimdi ama en azından normal mesela kırmızı apın montajından biraz ara verip şöyle bir kafa dağıtmak için hani eğlenmek, kafa dağıtmak için bu şekilde yapıyoruz. En son hatta şey yaptım. Pol yaptım bir tane Bu arada böyle boşluk koyuyoruz ya Arada silmiyor yani. neden silmiyor bilmiyorum abi <laughs> Ya muhtemelen birimiz böyle bir Nefes <laughs> alıyoruz ya. ya da böyle <laughs> Falan yapıyoruz Zaten 9'da şeyi çok duyuyorum ya böyle liselinin liseli böyle <laughs> Oğlum numaranı görüyorlar artık Gizli numaradan şey yapamıyorsun <laughs> O dönem geçti yani arayıp böyle Numaranı görüyorlar <laughs> Ben bir kere yaptım ondan sonra a Efe da nasılsınız falan dediler. Ama tabii ben telefonu, Ben tabii telefon açtığım zaman öyle diyorum ya. Merhaba ben Efe Aydal. <laughs> <laughs> öyle orada anlamışlar yani. Tabii abi ölümlüyle normal bir ölümlüyle konuştuklarını sanmasınlar yani. Şöyle bir telefonda da konuşurken önlerini iliklesinler falan. Aynen. Babama diyorum mesela sen y koskoca yine... Efe Aydal'la konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bununla dalga geçmemizin sebebi arkadaşlar. Gerçekten de yani Kendimizi o şekilde görmüyoruz. insanlar çok fazla büyütüyorlar bazen gözlerinde. Ama olsun önemli değil. Yani yapın. Neden bize zarar vermez? Bize zarar neden vermez? Çünkü biz zaten şeyiz. Bizde o kaplan gözü Eye of the Tiger var yani. O hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman şey yapmayız yani. a biz tepeye çıktık. Çünkü bizim amacımız ne? Her zaman için daha iyisini çekmek. E, her zaman için daha iyisini çekmek diye bir amacım varsa da... Onun sonu yok yani. Avatar'ı da çeksen değil mi? Yani 500 milyon dolar harcayıp Avatar'ı da çeksen onun bile daha şeyi var. Daha da iyisini yapabilirsin yani. O yüzden yani böyle bazen dalga geçiyoruz tabii. Evet konulara mı girelim? Ne yapalım abi? Konulara tamam, girelim. Girin abi. Liseyi istiyorsan ilk sen seç. Tamam. Hiç bakmadım ama. Mete uykulu tabii. Dün Oscar'lardaydık. Aynen. Tuttuğun Aynen. takım kazandı mı? Evet. Bunların hepsi mi? Şu boşluktan sonra istediğini seçebilirsin. Kimi tutuyordun sen? Revenant'ı tutuyordum. Leo'yu tutuyordum. Inarity'i, Lubezki'yi tutuyordum. Oldu. Bir tek en iyi Re filmde biraz. Üzücü. Revenant kazanamadı. Aynen. Ben Martian'ı tutuyordum. Martian'da hiçbir şey alamadı Hiçbir ya. şey alamadı abi. Mad Max nasıldı ama? Altı Mad tane Max menemdi. bayağı alevlendi. <laughs> Mesela şey en iyi Snapchat ödülünü bile Mad Max aldı galiba değil mi? <laughs> abi şey vardı ya dalga geçti birisi zaten. En iyi dedi şey ödülü. Ee, short documentary. Kısa. En iyi kısa belgesel ödül dedi. Biliyor musun? Ha sen seyretmedin. En iyi kısa belgesel ödül dedi. Mad Max dedi. Millet baktı böyle şaka şaka dedi <laughs> ondan sonra. <laughs> Bizim Mad Max reis bayağı şey yaptı. Spotlight tabii ki de abi. Ben de salağım işte. Oscar'ın farklı düşüneceğini şey yapıyorum. Tam hani Argo almıştı ya. Geçen sene değil iki sene önce miydi? İki sene şey, önceydi galiba. Aynen. O tarz bir şeydi. Birdman almış mıydı? Birdman A aldı. Birdman'dan önce Argo'ydu. Tam ]ydü. aynı sıralama işte. Mi? Argo, Birdman, Spotlight. Aslında birbirlerine çok yakın filmler yani. Hani biraz dram. Birdman biraz farklıydı ya. Aynen. Biraz abi. böyle hani böyle çok efektli falan değil. Bir bilim kurgu marşın veya daha önceden gladyatör almıştı mesela. Hani öyle Hı -hı. değil. Şimdi biraz çizgisini değiştirdi Oscar. Aslında yani önceden aldıklarına bakacak olursak tabii Spotlight daha böyle hem şey ya bir böyle gerçeği ortaya çıkaran film falan. Sen izledin Sosyal mi o zaman? Sosyal mesajlı. Ben seyretmedim de sıraya koydum yani. Fragmanını seyrettim. Bayağı ilginç film. Çok böyle abartı şeyleri yok. Hı -hı. Efektleri yok ama oyunculuk çok iyi. Bir de konu da iyi yani. O yüzden. Ben de bakayım. Seyret seyret ya. Sen Birdman'i seviyorsan seversin yani hani çok böyle patlama efekt değil de daha böyle konulu seviyorsan seversin yani. Lise senin deniş görün oldu. Boy oldu, boy. <laughs> en iyi aktrist aldı. Öyle mi oldu? Chris Rock çıktı şimdi bir e, öyle mi oldu diyor ya. <laughs> Hayır olmadı. Chris Rock çıktı şimdi şey dedi. Madem dedi kadın ve erkek oyuncu diye bir ayrım var dedi. O zaman zenci oyuncu diye de bir ayrım olsun. Biz de hep ödül alırız o zaman falan dedi. Aslında düşünecek olsa ben de onu düşünmüştüm ha. Yani Aktör ve aktivist aslında saçma yani. O biraz ayrımcılık oluyor. Ama şu yandan güzel en azından daha fazla kişi ödül vermiş oluyorlar. Ya hani yardımcı hani şey var ya en iyi yardımcı aktör en iyi evet. baş aktör falan. En iyi yardımcı kadın aktör falan. Şimdi yani sırf hani kadın erkek karışık yaparlarsa daha az kişi ödül alacak. Biraz da ondan yapmışlardır. Yoksa aslında mantıksız yani. Adam Chris Rock orada söyledi zaten. Dedi yani hani koşu yarışı falan değil ki bu ya. Boks değil ki. Erkekler kadınlar ligi olsun falan dedi. Şey yaptı böyle. Robert De Niro dedi biraz böyle az oyunculuk yapayım da işte Meryl Streep bana yetişsin falan. Öyle bir şey yok yani dedi. O konuda haklı tabii Söyleyeyim mi konuyu? Ama harbi öyle bir şey olduğunu düşünsene. Zenci kategorisi. <laughs> en Çok iyi zenci oyuncu. Biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz falan diyorlar. <laughs> Trump gelirse olur ha. Değil mi? Aynen. Bir de şey doğru. Biz zencileri sevdiğimiz için yapıyoruz. <laughs> en iyi Müslüman oyuncu. Hepsi kategoride. En iyi sarışın oyuncu. <laughs> evet abi hadi söyle bakalım. Terörist. Ee, güzel olmaya uğraşan Bir dakika dur 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 bir şey söyleyeceğim. Ha, güzel olmaya çalışan kadın mı? Konuya başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Bugün hani şey demiştik ya çok fazla aynen diyoruz falan. Evet. Şimdi tabii normalde bizim seyircilere biraz geç ulaşıyor. Yani biz çektikten böyle iki hafta sonra mı ne Anladım. ulaşıyor ya. İki ya da bir hafta sonra. O yüzden biz bunu söyledik. Daha yeni birkaç gün önce de yorum yazmışa işte. Çok fazla aynen demişsiniz. Bu 8. de galiba hmm. diye. O yüzden bugün ölüm oyunu oynuyoruz abi. Aynen demek yasak mı? İlk aynen diyen ölüyor. Nasıl? Yapabilir misin? Abi? Ben ölü taklidi yaparım. Bak şu bomba var. Bir kere deneme olarak patlatayım. <gülüyor> 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 Bu şekilde patlatıp öldürüyoruz. Tamam. İlk aynen diyen tamam mı? Tamam. Sonra geri kalan ikisi devam ediyor. Evet. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Hazırız. 3, 2, 1 başladı. <laughs> Söyle. Ee, güzel olmaya uğraşan kadınların çirkin olması. Evet. <laughs> Neredeyse diyordum. <laughs> güzel olmaya çalışan kadınların çirkin olması. Bunu dikkat ettim bilmiyorum. Düşünecek olursan <laughs> yani mesela aklına böyle ünlülerden veya işte ne bileyim dergilerden televizyondan veya gerçek hayatta olsun. Gördüğün en güzel kızlar en azından benim için her zaman için güzel olmaya çalışmayan. Öyle işte kitap okuyor veya normal bisiklete biniyor falan. Hep bunları ben görüyorum yani. Ama güzel olmaya çalışan ne bileyim aklıma direkt Paris Hilton geliyor veya Lindsay Lohan geliyor. Abartı bir makyaj yapıyorlar. Bana çok daha fazla çirkin geliyor onlar. Bunun sebebi yani gerçekten ciddi ciddi ben güzel olayım diye uğraşan kadınlar aslında daha çirkin oluyor gibi görüyorum ama siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Sizde nasıl oluyor? Mesela düşün, hayal edin yani. yani gördüğün en güzel kızları hayal et yani. Hani en başta hani dış görünüş önemli ama hani beyin tamamen boş olunca dış görünüş hiçbir önemi kalmıyor. Hayır. Dış görünüş olarak da güzel olanı diyorum ben ya. Yani ne bileyim doğal bir haliyle anladın mı? Bisiklete binerken veya kitap okurken, ne bileyim çimlerde otururken doğal haliyle gördüğün zaman böyle makyajsız, saçları dağınık falan çok daha güzel geliyor bana yani. Çok böyle hani uğraşmıyor ya, acaba. Benim zevkim mi öyle? Herkes için mi öyle? Ondan soruyorum size. Yani şimdi makyajla da güzel olunuyor bence ya. Hadi. Ben bir tane şey de gördüm abi. Türk bir şey var. Sanatçı bayan var. Ama söylemeyeceğim adını. Hatta afişini göstermiştim ben sana. Sonra söylerim. Tamam. Orada mesela baya güzel gözüküyordu. Şimdi paparazzi programı denk geldi. Abi gerçek halini bir gösterler. Çok, <laughs> çok, çok kötü abi. Bildiğin kezbanmış yani kız. Abi nasıl yap... Evet yani Photoshop çok güzelleştiriyor da. Evet. Şeyi düşün ya yani böyle normal gerçekte ya Photoshop'u da Photoshop hile çünkü yani onu da sayma. Aynen. Gerçekte yani makyajla. <laughs> Dedi mi? evet. <laughs> Öldürüyoruz hadi. 3, 2, 1. Güle güle. Evet sıradaki. gerçi senin e, sözün yarım kalmıştı. Devam et istersen. Ha onu soracaktım. Dur liseye soruyorduk. Dur canlandıralım. Canlandın. Sonra söyle bir söyleyebilirsin. Şey, e, mesela Lana Del Rey Gerçekten çok güzel bir kadın. Ama o, diyorsun. Ama görünüyor. Tamam izledik, kliplerde falan çok güzel. Ama böyle Instagram hesabına baktığında böyle bir, bir şişman, kezbanlık şişmanlık, <laughs> kezbanlık oluyor yani. yani. Yanıltıcı olabiliyor. Şey çok fark ediyor işte After Effects, Photoshop'a fark ediyor canım. Evet. Selena Gomez mesela. Onu söylememize bile gerek yok. Sen, Selena Gomez diyeceğini biliyorduk. Aynen. Gerçi Justin Bieber'da diyebiliyoruz. Aynen ama daha. Artık diyor. Met, Mete'yi öldürmüyor muyuz? Şimdi? İlk diyen oluyordu. Ama ben geri canlandım şimdi. Baştan başladı. Olmaz. <laughs> evet. Her programda bir ölüm. Bir program bir ölümden fazla olmasın yani. Hani her jüride bir ipne olur ya. <laughs> Biliyorsun değil mi onu? Aynen. <laughs> Ölüyüm zaten ben artık. <laughs> Ölüyüm niye aynen demiyor ki? Ölüyüm. Bu mesajı görüyorsa 10 kişiye paylaş. Aynen. Evet beyler. Buldum Mete. Söyle abi. Mars kolonisi için gönüllüler. O olayı hatırlıyor musun? Ulan şimdi de ambulans geldi ya. Canlı şeyleri kazalara kaşa. Ambulans gitsin devam edelim. Evet gitti ambulans. Babaannem her ambulans geçtiğinde Allah acil şifalar versinler. O kadar da acil vermesin ama ambulansçılar çalışamaz. Gitti düşünse her seferinde acil şifa verse ambulans gidiyor ben iyileştim. Gerek kalmıyor bana. <laughs> ambulansçılar işte normal şifalar versin demek lazım bence. Ambulans gelince mi? Yani ekonomi dönsün bir yerde de. <laughs> Söyle babaanne seni eleştiriyorum de. Sana bir yapıcı eleştiri yapacağım babaanne de. Hemen Allah normal şifalar <laughs> versin desin. Abi ekşi de hemen yazacağım zaten. Babaannemin <laughs> yaptığı. Büyük <laughs> gaf. Şey derler ya. Çok yaşa dersin. Çok yaşa değil. iyi yaşa. <laughs> Yarın ölüyormuş ondan sonra. Evet. Neydi abi? Mars, Mars. kolonisi Ambulans bizi kesmeden önce. Gönüllüler demişti. O olayı hatırlıyor musun? Hatta Türkiye'den falan da böyle kızlar başvurmuştu. Bizim Mars üniversitede için. vardı bir tane başvuran. Biliyor musun o olayı? Hayır. Şimdi Mars'a koloni kurulacak diye Türkiye'de haberler yapılmaya başlanmıştı. Ondan sonra işte gönüllüler aranıyor falan denmişti. 10 sene boyunca eğitim verilecek. Ondan sonra Mars'a gidecekler. Orada kalacaklar. Ve orada artık hani yaşayacaklar artık bundan sonra orada şey olacak. Ciddi ciddi hani bu yapılıyor sanıyorduk biz. Aslında bu sadece bir iş adamının böyle bir atılımı yani bilimi seven iş adamlarından var ya böyle birkaç tane. Hı hı. Onlardan bir tanesinin bir atılımı abi. Da şey falan diyor ya adam. Hani çok pahalı bir iş olacak. Bu nasıl işte parasını çıkartacaksınız falan diye soruyorlar. Adam diyor ki ben aslında kâr etmeyi düşünüyorum diyor. Biri bizi gözetliyor evi gibi. Her tarafa kamera koyacaklarmış abi. Ondan sonra yayın haklarını falan satacaklarmış. Adam bunu aslında ticari olarak yapıyor. Ortada doğru düzgün somut bir şey bile yokmuş yani bir sürü insan aslında kazandı. Son yüze kaldı. Sonra ama o proje şu an ne oldu biliyor musun? Ben ben bilmiyorum. Yalan oldu büyük ihtimalle. Çünkü o sadece sadece bir proje yani bir fikirdi. Ben bunun arkasını bu olduğunu bilmiyordum. Ben direkt şey sanıyordum. Yani NASA falan yapacak sanıyordum. Hatta Türkiye'deki haberlerde de öyle mi dediler? NASA yapacak. NASA ile aslında alakası yok. Bir iş adamı yapacak. NASA ile ortaklaşa gibi bir şey yani. NASA'ya götürmüş bu projeyi. Gidemeyecek yani. Bazen. Kezban mıydı o kız? Ben görmedim gerçi. Belki de çok on numara bir kızdır. Bil Nasıl? Afif tanı Tanımıyorum da bizim okulda olduğunu biliyorum. Niye sizin okulda olduğu için direkt Kezban dedim ki yani, değil mi? <laughs> Aynen. Sizin okulda Kezban olmayan kızlar da vardır belki. Var tabii ki. <laughs> var var. Yaşar mıydı senin? Yaşar Aynen. Bayurgen. Var var. Yaşar bay <laughs> Var olduğunu biliyorum yani. Yaşar <laughs> Evet. Bunun gibi mesela kısa kısa birçok konu yazdım bu sefer. Kısa kısa geçeceğiz. Bazı öyle oluyor. Uzun konular r söyleyen diyoruz hep. Bu sefer de kısa konular kalıyor. Ama bilmiyordum ben bu gönüllü olup. Şimdi bir de ünlüler gidecek. Ünlüler ve gönüllüler yapacaklar. Aynen. Kemal Sunal Namcıoğlu ve ben. <laughs> şey Mete Arkın'ın kuzeni falan. Mete <laughs> Arkın'ın kuzeni. <laughs> Düşünsene. O da şeymiş. Po podcast Podcastçinin kuzeni falan. <laughs> Kaybedenler kulübü. Komple gidiyor. Kaybedenler kulübünün o bir, radyo yayınlarını dinlediniz mi? Hayır, ben de dinlemedim. Ya ben de dinlemedim ya. Merak <laughs> ettim dinleyeceğim diyordum, bulamadım. Nereden bulacağız ki onu? Eski yayınlarını falan. Adamlar Allah hiç çekici gelmiyor. Burada adamlar oldu. şimdi şey yapıyorlarmış. Yani ben bir tek bildiğim o programı dinleyen takip eden bir arkadaşımı söylediği. Şimdi o film filmde ünlü olduktan sonra ilk başta bedava yayın yapmışlar, podcast gibi. Ondan sonra 75 kuruş yapmışlar tanesini. Ve tabii müthiş çok insan şey yapmış ya malı bayağı malı götürmüşler diyor arkadaş. Şeyden falan yani böyle kontordan falan cebindeki kontordan falan ödeme yapabiliyormuşsun galiba. Öyle biz onu olunca herkes tabii. Almıştır evet ya. abi. İşte para paraya çekiyor dedikleri olay. Biz o sistemi oturtamadık bir. Bir de biz ona ben bakmıştım. Yarısından fazlası gidiyor ya. Yani 75 kuruşsa artık o adamlar büyük şirket olduğu için onların fazla gitmiyor mu? veya bir şirketin mi bağlılar daha doğrusu veya gidiyor da bu adamlara çok mu az para geçiyor bilmiyorum. 75 Aslında şöyle düşün yani 50 kuruş olsa 5000 kişi seyrediyor bizi. 50 değil 25 verseler veya yani 25'i bize kalsa o bile çok iyi bir para olur. Ama sorun şu ya yani kimse de vermem demez yani. Sorun şu şey işte yani o kontör ile podcast alacağın sistemi oturtmak için çok para harcaman lazım. Ve böyle şirket gibi bir şey olman lazım. O sistemi oturtması zor ve çok fazla para kesiyorlar. Böyle iyi ya. Yani bence her türlü podcast olsun, film olsun, dizi olsun, web dizisi falan. Bunların bence geleceği hep şey yani. Bedava ama sponsor alarak. O yüzden benim şu anda hiç öyle bir düşüncem yok. Hatta uzun metraj olacağı zaman bile öyle bir hedefim yok. Olur da denk gelirse mesela bir sinema yapımcısı derse ki işte senin ben senaryonu beğendim veya senin çekeceğim bir filmi ben hani sinemaya yaparım, sinemaya çıkartırım. O zaman eyvallah. Ama benim kendim olarak böyle bir amacım yok. Uzun metraj film bile çeksem bunu gene internet üzerinden sponsor alarak herkesin seyredebileceği bir şekilde yapmak istiyorum. Bakalım nasılmış böyle şey miymiş yani kaybedenler kulübü depresif falan mıymış? Filmde öyleydi. Ben filmini izledim biliyorum. Nasıldı abi ya? Şey mi? Radyo yayını mı yapıyorlar? <laughs> Aynen. Ha, filmde radyo yayını yapıyorlar. Öyle muhabbetler. Bir barda takılıyorlar falan. Aynen. Bizim o kadar hatırlıyorum. tam tersimizmiş lan. <laughs> Evet. Hatta olamadı. Biz kaybedenler kulübü. Biz ayıp edenler kulübüyüz arkadaşlar. 3 <laughs> kişi. Hatta şimdi birazdan o şey yaparız. Fotoğraf çekeriz ara verdiğimizde. Onlarda pot şey <laughs> radyo yayını, bizde radyo yayını falan <laughs> Ve hayaller hayatlar diye. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Onların <laughs> bir fotoğrafı vardı ya. Koymuşlar, paylaşmışlar. Biz onların hayaller diye onları koyarız böyle hayatlar diye biz böyle ayakta böyle üç kişi bilmiyorum ben kendimizinkini daha çok seviyorum o zaman ya depresif podcast sevmiyorum ben o yaşta değilim ya İlla böyle birini seveceksin, aşık olacaksın, karşılıksız bir sevgi olacak falan. Öyle dinleyeceksin bunları. Ona inanmıyorum da zaten ya. Depresif olmaya inanmıyorum yani. Depresif olmayın. Karşıyım depresif olmaya. Hatta onların şeyi var. Kıbrıs şehitlerinde bir bar açtılar. Geçen yıl. Aforizma var mı? <laughs> şey değil mi? 6.45'di sanırım. Değil mi? Öyle mi? Hatta kitap yayınları falan mı? 6.45 diye bir film gibi bir şey var. Yani film, e, diyorsun mu? Sayı yapımcısı mı ne? Aynı şey olabilir yeni küfür Mete ne kadar yanındaki adam ne kadar cahilmiş. <laughs> Arkadaşlar aslında onun kendi karakteri kendisi değil yani. Hani böyle biz bilge kişiliğiz ya o da bize böyle şey olsun diye, zıt olsun diye numara yapıyor şaka. Ba <laughs> bay bilge ile bay cahil gibi. hani program. Bir de bay lise'li var. Aynen. Bay Mehmet abi, Mehmet bay. <laughs> Aynen. Bay var. O şey kitapçısı vardı. On demiyorsunuz değil mi? önünde böyle daktilodan çıkmış bir kağıt. sanım göstermiştim onu? Evet. Ne demiş abi? Belki de. Sen bilmiyor musun onu? Ha sen görmedin. Mete ile gördük biz. Ne <laughs> o? Çok komik. Abi şöyle bir kitapçıda tamam mı? Kitapçıdan daktilodan bir kağıt çıkmış. Kağıtta da şey yazıyor. Belki de tırnak içinde belki diye bir şey yoktur. Nasıl abi? <laughs> Çok kötü ya. bir de kitaplara bakıyorsun böyle. Kapları böyle tahtadan tamam mı? Hayvan gibi pahalı böyle 100, 150. Hani küçücük bir <laughs> kitap bile. Bence bu podcast'te küfür yemenin doğruna çıkacağız. Olabilir. <laughs> Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Diyorum ya biz bu tarz benim çok daha hoşuma gitti. Şimdi hani neden kendi beğendiğim mi devam ettiriyorum kendi beğendiğim türü? Çünkü bir kriter olması lazım. Çoğunluğun beğendiği diye bir şey olamaz veya herkesin beğendiği diye bir şey olamaz yani. Çünkü herkes farklı şeyler istiyor. Şey diyen bile var ya. Tarihi güzel anlatıyordum biraz daha tarih anlat falan diyen var. Bilimle ilgili daha çok konuş diyen var. Bilimle ilgili daha az konuşun bir şey anlamıyoruz diyen var. Çok film anlatıyorsunuz abi bu ne ya filmler falan diyen var. Biraz daha film konuşun diyen var. O yüzden yani o işin sonu yok arkadaşlar. Ha, ben size fikrinizi sordum orada. O yüzden tabii ki fikrinizi söyleyeceksiniz sorduğum için. Ama sonuç olarak şeyle devam edecek yani. Hani biz dinlediğim zaman ben özellikle dinlediğim zaman hangisi daha çok hoşuma gidiyorsa hangidir daha çok hoşuma gidiyorsa onunla. Bir de zaten şey falan yazmış birçok kişi. Editliyken daha iyiydi. Onu zaten unutun arkadaşlar. O FKS serisi bitti yani. Ona geri dönüş yapmayacağım. Çünkü yani kırmızı hapla zaten yeterince güreşiyorum. <laughs> Baya güreşiyoruz yani. Mete şahit. Liseli de arada şahit oluyor. Bildiğin güreşiyoruz yani onunla. O yüzden ona geri dönmeyeceğim. Bence bu çok iyi oldu. Hatta iyi ki Fetheci bitirdim de böyle bir şeye başladım diyorum açıkçası. Bak gene ambulans geçiyor. Vay be. Bu biraz uzak. normal şifalar versin. Aynen. Allah normal, normal şifalar var. versin. Gitsin orada şifayı alsın. Aynen. Yani bilim ile alsın şifayı. Doktorlar işsiz kalmasın sonra. Yani herkes sağlıklı olursa doktorlar ne iş yapacak? Aynen. Ben dedim bu sefer de bak. <laughs> Konu ya. Birisi şey yazmış. Onlar kaybedenler bizim için. Onlar kaybedenler değil, kazananlar kulübü falan. <laughs> Güzel. Yani bir ayı çıkaracak kadar kazanıyoruz canım. <laughs> Ayıp bedenler kulübü bence daha uygun. <laughs> Söyleyeyim mi? Hı, -hı. Ee, neden Müslüman ülkeler geri suç ümmette mi? Evet o çok önce yazmıştım onu. Başka neler yazmışım? Müthiş önce mi? Müthiş önce yazmıştım hemen bir bakayım. Evet baktım parantez içinde bir şey yazmış mıyım falan diye. Onu ben şeyde yazmıştım. Sanırım Davut Dağ'ın videolarından bir tanesinde. Şey değil ben ve de garipliklerim değil. <laughs> Dağıttığım videolarından bir tanesinde o söyleyince ben de arada düşünüyordum zaten. Hani o da onaylamış oldu bunu. Hani sürekli şey diyorlar. Hani bizim dinimiz aslında kusursuzdur ama ümmet kusurludur. Gerçekten bu doğru mu? Veya bu ifadeyi eleştirmişti. Gerçekten düşünecek olursanız ben de aslında benzerini düşünüyorum. Çünkü ne olursa hep onu diyorlar. Yani Müslüman ülkeler neden geri dendiği zaman direkt çıkıp şeyde işte sorun dinde değil sorun işte ümmette. Onlar yapamıyor, onlar bilemiyor. Şimdi biraz düşünecek olursanız ama yani baştan bir düşünelim olayı. İlk başta dinin zaten yayılmasını düşünün. Bir kişi geliyor yani o kişiye de bu dinin gerçekten vahiy olarak indiğini düşünelim. Tanrı kendine tapması için insanları yaratıyor. Amacı bu yani. Etlerde yazar. Sonra bir kişiye söylüyor bunu. Sonra o bir kişi etrafındaki insanlara söylüyor. Etrafındaki insanlardan bir kısmı inanmıyor. Bir kısmı inanıyor. Sonra o inananlar Diğerleriyle savaş yapması için bu sefer onları etrafında topluyor. Yani şu anda olduğunu düşünün bu olayın arkadaşlar. Hiç tanımadığınız bir insan geliyor. Diyor ki Ahmet diye bir tanrı var. Ve Mehmet Bay diye bir tanrı var diyor. Bu diyor gerçek tanrı, sizinki yanlış tanrı diyor. Buna inanın diyor. Başka hiçbir şey yok. E diyorsun niye inanalım seninkine? Kanıt, herhangi bir sebep göster. Göstermem diyor çünkü gösterirsem o zaman inanç olmaz diyor. Bunu size dendiğini düşün. Hiç kimse inanmaz buna. Ondan sonra ne oluyor? İnanmayan insanlara savaş açılıyor. Herhangi bir mucize değil. Savaş yoluyla ve fetih yoluyla bu gerçek olan din bir kişiden çıkan fetih yoluyla sonra yayılıyor. Ve ondan sonra şunu düşünün. Gene Uhud Savaşı. Bedir Savaşı. Bedir Savaşı olduktan sonra mesela orada gene ayetlerde ne diyordu? İşte melekler yardım etti. Meleklerin yardımıyla kazandık bu savaşı. Ve bizim yanımızda olan kaybetmez. Ganimetleri nasıl paylaşacağız? Şöyle paylaşacağız falan. Neyse. Bir sonra gelen ayette yani nüzul sırasına göre bakacak olursanız Enfal'den sonra Ali İmran geliyor. Bir sonra gelen ayette bu sefer kaybediyorlar savaşı. O zaman da diyor ki ben aslında sizi kazandırırdım ama bana olan imanınızı sınamak için kazandırdım. Şimdi gerçekten suç ümmette mi? Hadi bununla geçtim. İslam 1200'lü yıllarda gerçekten bilim olarak zirveye çıkıyor. Müthiş yani. Neredeyse dünyanın yani o şekilde devam etse şu anda dünyanın batısı aslında Orta Doğu olacak yani. O kadar ileri. Çünkü Avrupalılar böyle karanlık çağda falan uğraşırken ne diyordu? Ne deniyordu ona tam olarak ya? Orta, Karanlık dönem mi deniyor? Orta çağ Karanlık bir Dark şey. Dark Age. Dar, Dark Age'de işte tam onun şeyi ne? Neyse abi, Avrupa onunla uğraşırken Avrupa'dan kaçan bilim adamları düşün ya. Avrupa'dan kaçan bilim adamları Bağdat'a sığınıyor falan. Öyle gelişmiş. Ama ondan sonra ne oluyor? Moğollar bir basıyor. Paramparça ediyor. Ne kadar orada bilim adamı, ne kadar işte kütüphane varsa yakıyorlar. Şimdi melekler niye bunu korumadı? Her o zaman da diyorlar ki işte gene suçun metti yeterince iyi dini yaşayamadılar. Tanrı da işte Allah da bunları cezalandırdı. Gerçekten suç ümmette mi? Yani ümmet daha ne yapsın yani? Aslında düşünecek olursanız. Ama işte bunu çıkıp diyemiyorlar. Neden? Çünkü bunu demek de günah. Zaten en büyük sorun o. Benim karşıma çıkan insanların çoğu diyor ki benim hiçbir şüphem yok diyor. Ama olduğunu çok net biliyorsun. Neden? Çünkü adam her şeyden önce agresifleşiyor. Hiçbir şüphesi olmayan adam niye agresifleşsin? Agresifleşsin ki. Onun demesinin sebebi o işte. Çünkü şüphem var veya belki falan dese o bile günah yani. O yüzden bence en kullanılmaması gereken en mantıksız bahanelerden bir tanesi yani suç ümmette. Gerçekten daha ne yapsın ya? Yani o 70 kişiye karşı 14 kişi ölen Bedir Savaşı'nda bile melekler işte 5000 melek, 3000 melek yardıma indiyse Moğolların bir daha İslam'ın belini doğrultamayacak bir şekilde ha, gerçekten öyle oldu yani. Bir daha İslam belini doğrultamadı bilim olarak, medeniyet olarak. O şekilde bir zarar vermesine bu melekler engel olmuyorsa Ondan buna da gene ümmetin suçu deniyoruz. Ümmet daha ne yapsın yani? Neyse abi sen şey yap söyle. O, o konuda o yüzden bence haklı yani Davut Reis. Davut da. Zaten o şey din olarak bizden ya galiba. Deist gibi yani değil mi? Sünnye deiste, değil mi? deiste yakın. Söylüyorum. Söyle abi. Ateist babanın kızının delirmesi. <laughs> Fıtrata aykırı mı? Parantezde bir şey yazmış mıyım? Parantez var mı bilmiyorum. Yok. Yazmamışım. Şimdi ateist babanın kızının delirmesi. Sen onu biliyor musun? Düşüneyim. Sanki STV şeyi gibi değil mi? <laughs> STV dizisi gibi. Yok, STV dizisi değil, değil mi? Tam böyle köşeyi yazar ya. Aynen, ateist babanın kızının delirmesi diye. <laughs> Yok abi, bir tane adam anlatıyor. Kim olduğunu biliyorum ama isim vermeyeceğim. Bu bizim genç olanlardan değil yani. Böyle house party falan var ya. Abi on... ipucu versen bilsek. Abi çok ak kafalı bir adam diyeyim. Ak yani ben beyaz kafası var adamın. Öyle diyeyim. Bembeyaz kafası. at var. Bir de... Beyazıt Özgür <laughs> 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 nereden bildi? Okan Bayılgen. <laughs> Okan Bayılgen. Yaşar evet. Bayılgen. Tamam. Evet. Söylemiyorum siz tahmin edin arkadaşlar. Şimdi isim, isim vermeyeyim. Hayal etti mi bir adam? Yani... Ak kafalı bir adam hayal et. Ak kafalı. Yok. Var bir... Gandalf bir değil mi? <laughs> Gandalf çıktı abi. O adam... Yani neden bunu söylüyorum? Hani neden ipucu verdim? Çünkü... Bu böyle çoluk çocuk veya gençlerden değil. Hani gençlerden de çok var. Özellikle şey sanırım nurcu... Hepsi nurcular. Yani neredeyse hepsi nurculardan galiba. Nurcu olmayan böyle gençlik kolu var mı bilmiyorum. Böyle şey olarak yani. YouTube'cu falan. Hani hey biz genciz falan yapıyorlar ya böyle. Hey biz genciz. Hani adamın nasılsın falan. Şeylerden çünkü Hristiyanlarda da var. Hani PlayStation oynamaya gelir misin bizimle falan. Bir de işte yayın program falan yapıyorlar ya. Ama işte her ne kadar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Yani yukarıdan bir talimat aldıkları için o yani biz belli bir sınırı geçemiyorlar. Bizim gibi rahat değiller yani. Bizim rahatlığımız orada. Yukarıdan bir talimat veya yukarıdan bağlı olduğumuz bir yer yok. Ne yanlış olduğunu düşünüyorsak o hepsini söylüyoruz. Sözcü gazetesi saçmalasa onu da eleştiriyoruz. Ki mesela bugün yazar kadrosuna baktım. Müthiş bir yazar kadrosu yapmış Sözcü. Herkes var ya. Bak Yılmaz Özdil, Bekir Coşkun, Uğur Dündar, Emin Çölaşan, birkaç tane daha vardı. Soner Yalçın var galiba. Evet. evet. Birkaç tane daha var böyle. Necati Doğru olması lazım. ya yani Böyle bir kadrosu olan bir gazetenin ne bileyim gidip de Twitter'da bir haber görüp o haberi gerçek sanıp gazeteye bunu koyması saçmalık yani. Yakışmaz yani. Yakışmıyor. Yani bunu da söyleriz yani. Veya şey klik avcılığı hani her gazete yapıyor Hı. bunu ama sözcü yapmamalı aydınlık sözcü gibi gazete. Bilmiyorum aydınlık yapıyor mu? Aydınlık da görmedim ben daha. Yani bizim kafamızda olan en azından gazeteler bunu yapmasın. Neden? Sizin adınıza biz utanıyoruz çünkü. <laughs> yani klik avcılığı şeyi yapmayın. Gazeteciliği yapmayın o sitelerde. İlkokul mezunu ama. Şey falan var ya böyle. Öcalan öldü. Flash flash Öcalan öldü. Sonra klikliyorsun böyle. Ahmet Öcalan soba zehirlenmesine öldü falan diye bir şey çıkıyor. <gülüyor> 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 Tekmeliyorsun ondan sonra siteyi böyle. Bir de şey oluyor ya çok fazla view artsın diye biliyor musun onu? Mesela 12 sayfaya ayırıyorlar. Biliyor musun o olayı? Evet ya çok kötü. Önce alan öldü diyorsun, diyor mesela. Basıyorsun bir böyle bir resim çıkıyor. Orada diyor ki işte. Diğer resme geçmek için tıkla. Aynen. Öcalan alan işte talihsiz bir sonla karşılaştı. Ama tabi resimde de hangi adam olduğu yazmıyor falan. Şey hangi adam olduğunu göstermiyor. Beşinci resme falan geliyorsun ondan sonra gözüküyor falan böyle adam. Ahmet Hoca'nın <laughs> sobadan zehirlenip öldü diye işte en güzeli Nine King gibi. gibi. Hani alta indireceksin tüm şeyleri, fotoğrafları. Evet. Direkt alttan başlayacaksın. Konu buraya nasıl geldi bilmiyorum ama. Ne diyorduk abi? Ateist babanın Hah. kızına yaptığı zulüm. Değil tabii ki. Ateist babanın kızının delirmesi. Hı. Şimdi olay şu. Bir kere daha böyle olmuş tamam mı? Konuyu söylemişiz. Ondan sonra ben başka bir yere gitmişim. Sonra konuyu konuşmadan başka konuya geçmişiz. O işte şey dokuzuncu gezegen muhabbetini yaptık ya onu. Adamın anlattığı hikaye şu. Yani o sohbetçi reisin anlattığı hikaye şu: Bir adam ateistmiş. Ondan sonra kızı işte belli bir yaşa geldikten sonra şey demiş. Baba demiş işte biz öldükten sonra ne, ne olacağız falan. da demiş ki işte hiçbir şey olmayacak. Öleceksin işte toprak olacaksın falan. Kız da bunu duyunca çıldırmış olansa kafayı yemiş. Millet abi işin ilginç, işin kötü yanı daha doğrusu millet ciddi ciddi buna inanıyor. Hukuktaki o açığı biliyor adamlar, tamam mı? Şimdi adama salak diyemiyorsun. Salak dediğin zaman sana dava açabiliyor. Ben bak ciddi ciddi inanıyorum bazıları gerçekten salak numarası yapıyor Yem atmak için. Bu kadar da olmaz yani. Bu ne lan? Ateist baba kızına demiş ki biz öleceğiz sonra kızı delirmiş. Yani oğlum hiç mi sokağa çıkmıyorsunuz lan? Hiç mi sokağa çıkmıyorsunuz yani? Ve sonra da diyor ki işte gördüğünüz gibi ateizm insanın fıtratına aykırı. Şimdi insan fıtratına aykırı mı, değil mi? Tartışılır. Gerçekten de düşünecek olursanız özellikle ilkel kabileler birbirinden bağımsız olarak bir sürü böyle tanrı yaratmışlar. Bir sürü din yaratmışlar. Gerçekten aslında insanın fıtratı biraz şey diyor yani. Hani anlamadığım noktada bir böyle kısa yol bulurum diyor. İnsanın fıtratında o var. Yani aslında insanın fıtratında yukarıdaki bir şeye inanmak var. ifadesi doğru olabilir yani. Çok yanlış değil. Gerçekten teknolojimiz, bilimimiz yetmediği zaman. Tamam mı? insan böyle mal bir hayvan işte yani. <laughs> Teknoloji yetmediği zaman veya bilimin yetmediği zaman diyorsun ki Aa, yukarıda bir adam var o yapıyor falan herkes inanıyor ondan sonra. Çünkü hani bir sonuç bulmak istiyor. Özellikle bağlantı kurmak istiyor. Şeyi falan düşünün mesela. Astroloji. Astrolojinin gerçek bir bilim gibi olduğu zamanlar var. Neden? Çünkü adamlarda şey yok da. Takvimin olmadığını düşün abi. Takvimin olmadığı ve şeyin de olmadığı. Elektrik, ışık böyle şeylerin de olmadığı. Bir yerde yaşadığını düşün tamam mı? Adamlar gökyüzünde yıldızlara bakıyorlar. Yıldızlardan bir şekil oluşturuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki şu işte bilmem ne tanesi. Adam mesela bakıyor. Şimdi bazı takım yıldızlar yazın mesela gece gözüküyor. Tamam mı? Mesela atıyorum. Mekanda göre değişiyor tabii bu. Bizde mesela genel olarak nasıldır? Orion takım yıldızı. İşte o kemerli olan var ya 3 tane alt alta. Bir böyle sağında var bir solunda var falan. Çok net bellidir yani o. O mesela kışın gözükür gökyüzünde. Yazında gündüz iken gökyüzündedir. Çok zor görürsün. Çok geç saatte çıkar yani. O yüzden Adam mesela bakıyor Orion takım yıldızını gördüğü zaman havaların soğu, soğuduğunu fark ediyor tamam mı? Ondan sonra diyor ki bu işte diyor soğuk tanrısı. Soğukluğun tanrısı. Ve gerçekten kuşaktan kuşağa her sene boyunca hiçbir zaman şaşmıyor. Gökyüzünde soğuk tanrısını gördükleri zaman hava soğuyor. Adamlar ekinleri mesela ekecek biçecek bakıyor ki gökyüzünde o soğuk tanrısını görüyor. Diyor ki al diyor bak soğuk tanrısı geldi. Hemen diyor işte ekinleri artık ekelim mi biçelim mi öyle bir şey diyor yani. Veya tam tersi havaların düzelme tanesi olabilir. Başka bir takım yıldız. Onu gördükleri zaman diyorlar ki aa işte bak işte şey bereket tanrısı geldi. Bereket tanrısı geldi şimdi havalar düzelecek. Ve gerçekten tutuyor. Yani adamın söylediği doğru gittiği yol yanlış anladın mı? Bu insanlarla sürekli olan bir şey. O yüzden insanın gerçekten o, hani biraz da şeyinde var genlerini işlemiş. Kısa yoldan bir çözüm bulmaya çalışmak. Neden sonuçtan çıkarak bir çözüm bulmaya çalışmak. Adamın genlerini işlemiş. O yüzden fıtrata aykırı değil diyebiliriz. Yani bir insanın fıtratında yukarıda daha üstün bir varlığın olduğunu düşünmek vardır diyebiliriz. Ama e, o zaman abi insanın fıtratında birçok şey var. İnsanın fıtratında olan o birçok şeyi de o zaman insanların yapması normal mi diyeceğiz? En basinden tecavüz var. Tecavüz var yani. Normalde şu anda artık şey kurduk ya, medeniyet kurduk ya artık tecavüz yoluyla üremiyoruz. Normal ürüyoruz artık. Nasıl hissediyorsun? nasıl yürüyorsun abi? Normal. Normal yürüyorsun. Sen nasıl yürüyorsun Mete? Normal. Ben de normal üremeyi tercih ederim yani. <laughs> Ondan sonra yine kendi mesela bir şeyi istiyorsun. Karşındaki ne o şey var. Ben mesela açım. Et istiyorum. Et yemek istiyorum. Sen de hayvan yakalamışsın. Et yiyorsun. Seni öldürüp senin eline eti almak. Bu da insanın fıtratında var. İnsanlar vahşi hayvanlar cinayet buradan geliyor yani. Bunların hepsi ya bir sürü şey sa sayabilirim yani. Bunların hepsi kıskançlık mesela insanın fıtratında var. Yalan söylemek insanın fıtratında var. O zaman bunların hepsinin yapılması doğal diyelim. Peki neden doğal değil? Onu da söyley Çünkü kitaptan korkuyor. Mesela neden? bunlar insan insan fıtratında olduğu için hadi size beyin fırtınası. Sizin konuşmanızı pek sevmiyor arkadaşlar ama. <laughs> bir de şeymiş yani böyle. Hani mesela siz olduğunuz zaman konuşmasanız bile size konuşuyorum ya ben. Hı <laughs> Böyle işte seyir dinlemiyorum seyir, Seyirciyle böyle şey yapmıyorum. Hani böyle birebir böyle erotik. Abi olmasın zaten öyle şey ya. <laughs> bir, onu söyledim ya birkaç kişi daha daha sonra söyledi falan. Abi, ya, abi sen sen tek tek çok böyle tatlı göz. tatlı geliyordu <laughs> böyle sesin böyle yatıyordum yata, yata. Aynen öyle ya yatarken gibi. Abi oldum şimdi yani. <laughs> Justin Bieber podcast yapsa. Sırf onla para şey yapar herhalde. Geçimini sağlar yani bu noktada. Sonra. Aynen. Aynen. <laughs> Evet. Hadi size sorayım o zaman. Mesela insanın fıtratında karşında karşıdaki birisinin elinde olan bir şeyi isteyip onu öldürüp alma olduğu halde, yalan söyleme olduğu halde, tecavüz etme olduğu halde neden bunları yapmıyoruz? Ha, hepsini geçtim lan. Hı. Çişin geldiği zaman yola işeme. Kakan geldiği zaman yola sıçra, sıçma. Bu bile aslında var. Bunlar olduğu halde niye bunları yapmıyoruz? Çünkü toplumda yaşıyoruz. Toplumda yaşamak için hani. Ama evrimsel süreçte düşün yani. Evrimsel bunlar, süreçte. Bunlar içgüdümüzde olmasına rağmen neden yapmıyoruz? İşte evrimsel süreçte de bir süre sonra artık hani grup halinde falan yaşamaya başlıyor insanlar. Hı hı. Hani o zaman da belirli şeyleri hani belirlemek zorundalar. Hani onları yapmayanı toplumdan atar. Bence de ona yakın yani. Yani insanların diğer hayvanlardan ve hatta büyük ihtimalle diğer ilkel insanlardan da en büyük özelliği çok iyi organize olması. İnsan organize olan hayvandır. Yani anarşizm falan işte hani doğada toplum yok, şey, doğada devlet yoktur falan. Yalan yani insan organize olan hayvandır. Yani bir kere daha söylemiştim galiba eski FK serisinde mi? Bütün devletler ortadan kalksın falan diyorlar ya hani böyle. Hı hı. Sınırlar kalksın, bir de devletler de kalksın. Abi şu anda merkezi devletler hiç olmasa tamam mı? Bir uzaylı ırk gelecek diyelim. Bütün devletleri kaldıracak. Diyecek artık devlet yok size. Normal ge gezeceksiniz ve çekip gidecek ondan sonra. Abi çok kısa bir süre. 10 sene 15 sene içinde gene insanlar gruplaşır. Gene ne kadar iyi gruplaşırsa, ne kadar iyi organize olursa, diğerlerini o kadar iyi yönetir. Yönetir. Ezer, orayı yener. İnsan organize olan hayvandır. Bu sebepten dolayı da kendi bazı içgüdülerini durdurabilen, kendi bazı içgüdülerini durdurup kurallar koyabilen insanlar daha iyi organize olabildikleri için çok daha iyi gelişmişlerdir. Birbirleriyle savaşan görüyoruz işte Ortadoğu birbirleri savaşan insanları görüyoruz. Bir de Batı'yı görüyoruz. En basit abi otobüse binme sırasına bak. Otobüse binme sırasına bak. 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 Başka hiçbir şeye bakma. Neden o adamlar medeni? Neden biz medeni değiliz? Neden o adamlar uçmuş? Neden o adamlar uzaya roket fırlatıyor da biz daha birbirimize saldırmakla meşgulüz? Veya birbirimizi öldürmekle meşgulüz? Sadece buna bakarak görebilirsin abi. Bir git yurt dışında otobüs sırasına bak. İnsanlar gayet sıraya geçiyor öteki sıranın arkasına bekliyor falan. Bizden nasıl abi? Herkes aynı anda girmeye çalışıyor. Bir de şöyle bir şey var. Hani yaşlılara öncelik var ya. İyi de herkes yaşlı. Herkes yaşlı olduğu için işte böyle şey gibi oluyor ya. Braveheart filmi gibi oluyor. Böyle arkana atlayanlar falan. ikinci kattan atlayıp kavgaya karışan Adana, Adana'da öyle bir şey vardı ya. Öyle falan yukarıda. Sanarsın ki Black Friday anasını satayım. En kötüsü ama şey metrodan inmek. Metrodan inerken böyle <laughs> İnsanlar sana Onu bakıyor, hepsi. yok öğrenemediler ya. O genetik olarak demek ki yokmuş bizde yani. Be i̇nenleri bekleme. Fıtratımızda <laughs> Fıtratımız yok. Fıtratımızda yok abi. <laughs> İnenlere öncelik verme. Fıtratımızda yok yani. Sebep bu işte bence. Evet. Ne var başka? Ben seçeyim Mete Güzel seçmiyor. Mete Güzel seçtin. Defans videosu. Ha aynen. Bak bu sefer dedim. <laughs> evet parantezde şey yazmışım. Aikido ustasıyla kavga yazmışım. Bu şey mi? Hani bir Aikido ustasıyla bir Türk güreşçi. Yok güreşçi. yok o değil. O değil mi? O videoda da şeydi yani. Aslında onlar şey yapıyorlardı. Çok belli. Ne o, Ne deniyordu ona ya? Şu... Kumi, kumita yapıyorlardı yani. Evet. Bilmiyorum bana öyle geldi. Her neyse en iyi işte şeyi söylemişler. 10 savunma dövüş sanatını anlatmışlar bir videoda. Krav Maga var. Kempo var. Hapkido falan var. Aikido var falan. Birkaç tane böyle var tamam mı? Ama savunmayla ilgili olanları yani söylemişler. Abi hemen alta yazmışlar. Aikido da ne ya? o <laughs> <bu> klasiktir ya. <laughs> Adamın elini mi tutacaksın? <laughs> Şimdi arkadaşlar olay şu. Size müthiş bir hizmet yapacağım abi. Hep onun tartışması vardır ya. Abi Aikido sokakta ne işe yarar ya? Baksana antrenmanda adamın elini tutuyor. Burada işte şey sokakta dövüşürken adamın elini mi tutacak. Öncelikle zaten self defaz yani kendini korumakla dövüşün arasındaki farkı hemen söyleyelim. Amacı böyle dövüşüp Kızlara hava atmak falan olan varsa Aikido'ya zaten gelmesin. Aikido'ya gelecek kişinin dövüşçü değil, dövüşmek içinde de değil. Kendisine saldıran kişiye karşı kendisini savunmak için. Yani kendisini saldıran kişiyi etkisiz hale getirmek. Hatta mümkünse de ona minimum zarar vererek etkisiz hale getirmek için. Şimdi böyle lisede falansanız veya ruhunuz liseli kaldıysa ne lan bu falan diyorsunuzdur büyük ihtimal ama gerçek hayatı düşünecek olursanız 30-35 yaşında adamsınız yani. Size birisi saldırdı. Adamı dövünce kızlara hava ziyade hapse girersin abi. Çünkü çok fazla şey var yani. Adam var adam yani doğurup bırakmışlar sokağa artık. <laughs> 30, 30 sene hiçbir şey yapmamış adam. İşte sana içki parası istiyor yolda. Ondan sonra ne bileyim 50 kuruş ver tırrek diyor. Şimdi bu adamları döversen sen kendi başına bela alırsın. Gerçek hayat böyle. Ama ciddi ciddi şey varsa böyle filmlerdeki gibi hani bir kızı seviyorum ondan sonra o kızın böyle erkek arkadaşı dövüşçü ben de onu döveyim falan gibi böyle fantezileriniz varsa evet gelmeyin Aikido'ya. Bir de esas size hizmet gerçek bir saldırgana karşı Aikido'cu bir şey yapabilir mi öğrenmenin bir tane yolu var. Şimdi Aikido'nun sıkıntısı şurada gösterilere baktığın zaman çok fake değil mi gösteriler çok sahte yani ben de açıkçası ben de yani. hiç Aikido'yu hiç bilmezken seyrettiğim zaman diyordum ki lan diyordum işte bak elini veriyor. O da böyle döndürüyor. Kendisi Bu ne ya falan. falan. Ben açıkçası hani spor olarak başlamıştım. Bizim hoca bayağı bir sertti. Sen gördün mü benim hocayı, Yusuf Tabii hocayı? Tabii ki. Gördün değil mi? Tabii ki. Ka bayağı sert. Kaç seminerine katıldım ben ama. Bayağı sert bir hoca. Hani biraz da hocasından benim hoşuma gitti. Her hoca da öyle değil. Gerçekten dövüş gibi yaptırmayan da var. Bunu hatta çoğunluk bile olabilir. Bilmiyorum ne kadar yüzdesi. Size şimdi dediğim gibi güzel bir fırsat. Gerçek anlamda nasıl anlayabilirsiniz... Çünkü Normalde Bir Adama Bir Aikidocuya Karşısına Çıkıp Hadi Gel Dövüşelim Desen Tamam mı? Aikidonun Fıtratına Ters O. Çünkü Aikidonun Fıtratında Kendini Korumak Var. Kendini Korumak Kavga Etmemekten Başlar. Kendini Korumak Düzgün Konuşmaktan Başlar Yani Karşındakiyle Düzgün iletişim Kurmaktan Başlar. Ne Bileyim Böyle Belalı Sokaklardan Geçmemeye Mümkün Olduğu Kadar Başlar. Çünkü Önemli Olan Self Defense Kendini Korumak Yani. Ve Ondan Sonra Da Kavgaya Mümkün Olduğu Kadar Girmemekle Devam Eder. O yüzden karşısına çıktığın zaman o iş olmaz yani. Nasıl yapacaksınız? Hemen size yolunu söylüyorum. Türkiye'deki Aikido ustası hocalar işte Mustafa Aygün Hoca, Ali Uludağ Hoca olabilir veya benim hocam Yusuf Akyurt olabilir. Bunları buluyorsunuz tamam mı? Bak bunu yapın. Hatta yaparken de videoya çekin. Ama ne olursa olsun videoya çekeceksiniz yani. <laughs> Şimdi bunları buluyorsunuz tamam mı? Bunlar gezerken böyle tek başlarına bir yerde kıstırıyorsunuz. Kafanıza da bir kar maskesi geçiriyorsunuz. Ondan sonra da gelip bu adama şimdi sana saldıracağım. Hatta böyle bir plastik bir bıçak gibi bir şey de olursa daha etkili olur. Plastik bir bıçak gibi bir şeyle şimdi sana saldıracağım falan deyip böyle saldırıyorsunuz. Tamam mı? Bak şeyde bile tam garanti değil. Hani adamı böyle kenara kıstırdın ver cüzdanını yoksa bıçaklarım desen o bile garanti değil. Çünkü gene adam cüzdanına çok önemli bir şey yoksa cüzdanı sana verebilir yani. O da garanti değil. O yüzden adam başka şans bırakmıyorsunuz. Plastik bir bıçakla şimdi seni bıçaklayacağım deyip adama şöyle bir saldırıyorsun. Veya bıçaksız da saldırabilirsin. Kafanda böyle bir kar maskesi. Sopayla şimdi falan. Şimdi sonun geldi. Aynen sopayla. Şimdi sonun geldi falan diye böyle adama bir saldırıyorsun. Sonra sonuçları çekin. Bu deney. Deneyin de sonucunu şey yaparsınız yayınlarsınız. Ama şeyle gelmiyor abi Aikido'da öyle bir hareket mi vardı? Evet abi <laughs> Aikido'da öyle bir hareket vardı. <laughs> Uygulamalı öğrenmek. İşte böyle. Bana da gelebilirsiniz Tabii de ben artık biliyorum ama yani. Hani geleceğinizi bildiğim için çok etkili olmaz. Şey gibi olur böyle. Her filmde olur ya. En aşağı 2-3 Türk filminde görmüşümdür bunu. Hollywood filmi de ya yani Hollywood filmlerinde de birçok birçok yerde var. Şey olur böyle. Bir kızı sever. Mesela en son Zeki Metin'de hatırlıyorum. Zeki işte mesela bir kıza aşık. Tamam mı? Metin de kızla Zeki'nin arasını yapmak için Zeki de şey bekçi böyle. Hmm. Hem böyle polis olmak istiyor Zeki. Hem de ondan sonra işte kızla arası, arası yapılsın istiyor. O yüzden Metin'le anlaşıyorlar. Metin diyor ki ben şimdi arkadaşlarımı toplayacağım. Ondan sonra işte bir yere hırsız olarak gireceğim. Sen de bizi yakalayacaksın, kaçıracaksın, döveceksin. Kahraman olacaksın. Kahraman olacaksın. Tamam diyorlar, anlaşıyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Tahmin et. Ne oluyor? Kahraman oluyor. Hayır. Ne oluyor? İzlemedim. <laughs> Hayır, tahmin et diyorum. <laughs> Abi ne olabilir? Tabii ki ya, Metin giremiyor. Yanlış anlaşılır. Tabii, Metin giremiyor. Gerçek. Gerçek hırsızlar giriyor. Tabii ki. Gerçek hırsızlar giriyor. Sonra Zeki de bunları işte Metin sanıyor. Ama Metin Sandıç'a dövüyor falan hepsini. Sonra gerçekten yanlışlıkla kahraman olmuş oluyor falan. çok klasik bir konu değil mi? Bence çok klasik bir konu yani. Neyse. Evet arkadaşlar bu hizmetimi de unutmayın. Gerçekten bunu merak ediyorsanız bu şekilde öğrenebilirsiniz. Onun haricinde çok zor. İşte gel dövüşelim falan zor yani o işler. Evet. Seçim mi? Seç, Seçme. abi. Seçme. Mete seçmesin ya. evet sen seçene kapağı Abi okulda şey böyle ben Aikido yaptım daha önce diyorum. O da şey diyor. Bana Aikido yapsana. Abi bana da çok diyorlar. Bana Aikido yapsana. Abi şey yap. Direkt ATM'den böyle burnuna vuruyorsun ya. Vur abi kırılsın. Olsa nasıl? Aa öyle bir şey var mıydı? Hani bu çok saçma. Böyle kendi öğrenen birine bana Kendo yapar mısın? Böyle ortadan ikiye kesiyor. Bana şey geliyordu ya. Bazen bazı öğrenciler geliyordu. İlk başta böyle şey yapıyoruz ya. Kol tut tutma kol tuttuktan sonra böyle nikyo falan yapıyoruz. Hı hı. Veya kokyuho falan yapıyoruz. Adam direkt şey diyor abi bu sokakta ne işe yarayacak falan. <laughs> Büyük ihtimalle kickboks'tan falan da öyle atılmıştır. İlk başta böyle şınav çektiriyorlar. Abi sokakta şınavla mı döveceğiz adamı? <laughs> abi sokakta halterle mi döveceğiz adamı falan diye. Yok bizim zaten şeyde kickboks dersi de veriyor hoca. Bizim Murat hoca veriyor yani. Hmm, aynen. Direkt onlara paslıyorum. Yani şeyde ilk başta gelirken şey diyorlar zaten hani ben diyorum kendinizi koruma amaçlı mı yoksa daha ofansif mi? Daha ofansif seviyorum böyle vurmalı vuruşunu hemen şey, paslıyorum yani. Var mı böyle. Çok sevmediğim biri var onu dövmek için. Kaç abi kaç baş, ayda döverim. Var var yemin ederim var. Ama işte adamlar bak 2 3 kere oldu şeyden sonra e, yani başladıktan sonra falan diyorlar. E diyorum bu kendini korumak olsun diyor ben. Kendimi koruyarak döverim diyor. <laughs> Rakibimi dövmek. Abi bir sonra. kere ne oldu biliyor musun? Bu şey değilim Balçova'daydım tamam mı? Çocuk seansı mı? Büyük seansı mı? Tam, çocuk seansıydı galiba tam hatırlamıyorum. Böyle 14-15 yaşında veya 13 yaşlarında falan 2-3 kişi geldi tamam mı? Böyle kızlı erkekli bir grup. Koşa koşa geldiler içeriye girdiler tamam mı? <laughs> Nefes nefese böyle. Şey diyor e en hızlı neyi öğrenebiliriz falan diyor böyle tamam mı? <laughs> Abi kapının önünde biri varmış onları bekliyormuş. <laughs> Biz burada yukarıda öğreteceğiz sonra inip dövecekler abi. Ciddi ciddi bak. <laughs> sorduk harbi öyle. Ben hayal kurmuyorum yani. Sorduk gerçekten öyleymiş. Kapının önünde birisi kovalamış bunları. Dö Artık karşı çete mi? Ex, ex, ex aşkı mı? Ex aşkıdır. Abi yani. yapma. Kral Maga'yı bile o kadar hızlı öğrenemezsin. Ki Kral Maga baya yani şey yaptın mı? İzledim. Eğitimlerini gördün mü? İzledim. Baya baya sert. Hani orada baya yoğun bir eğitim var. Ama... Ben mesela şey için hani filmlerde ileride kısa filmlerde veya işte uzatırsak filmlerde biraz böyle aksiyon sahnesi olsun diye öğrenmek isterdim ama gerçekte uygulamam yani. Başımı belaya sokmam abi. Yani o şekilde ben adamı paramparça edeceğim. Dayak yerim daha iyi. Dayak yemek en kötü şey değil yani. <laughs> yani ölmediğin sürece sorun yok. Abi yani. kasıklara falan vurmak her şey serbest. Öyle yani. Evet. Hı. Söyleyeyim mi? Yoksa... Şeyi hatırlıyorum ya. Bir dakika ne, neyi hatırlıyordum lan? Sen ne demiştin ki en son? Senin söylediğinle ilgili bir şey hatırlıyordum. Ki bana ha! Abi bir de şey diyenler var. <laughs> Geliyor mesela. Diyor ki ben diyor bütün dövüş sanatlarında ustalaştım. İşte bilmem kimden judo öğrendim. Bilmem kimden boks öğrendim. Bilmem kimden karate öğrendim. Vünç öğrendim. Ondan sonra işte şey. Aikido'dan kaç senede şey yapabilirim. Aikido'yu ne kadar zamanda öğrenebilirim? Hani onu da öğreneyim o tekine geçeyim falan. Ben de böyle bakıyorum tamam mı? Şey var ya senin. Why you fucking lying? evet. <laughs> bir taraftan. Hatta onun videosunu çekeceğim ya abi. Bir taraftan böyle gülüyorum adam. öyle mi? That's what's up. That's what's up, diyorum I böyle. See. You. I see. Böyle diyor. Şey falan diyor böyle işte. Haşhaşiliği bizzat Hasan Sabah'ın öğrencisinden öğrendim falan. <laughs> Assassin's Creed öğrendim. Arkadaşlar arasında Ezio derler bana. Direkt şeyden Hoist Grace'den BJJ öğrendim. Amir Perez'den Kral Maga öğrendim. Kano Sensei'den Judo öğrendim. Yitmen'den de <laughs> Yitmen'den de Winchun öğrendim. Bruce Lee'den de şey diyor. Bruce Lee'nin bizzat öğrencisinden de Jet Kun'da öğrendim. Onun bizzat öğrendim. That's what's up. That's what's up. Why you fucking love? Fatih Sultan Mehmet'ten Osmanlı Tokadı öğrendim neydi? Battal Gazi'nin torunu Van <laughs> Battal Gazi'nin torunu Van uçmayı öğrendim. Zıplayarak kaleye çıkmayı öğrendim abi. Onu yapacağım ya. Şey diyor ya. Tek bir içinden konuşuyor ya Zenci. Tek bir sorun var diyor. Hepsi güzel de tek bir sorun var diyor. Why you fucking lying? Sen biliyorsun ne mi şöyle dans etmiyorlar. Aynen. Biz öyle dans ederiz. <laughs> Düşünsene komiğin komiğini yapıyorsun. Komiğin komikliğini yapıyorsun. Abi. Abi Recep'i vediğin komini yapalım mı? yapalım abi. Ay, Osman, yapmadı Pazarlamı'nın komini yapalım. <laughs> ben şeyi düşünüyorum ama şahandı movie diye böyle. Direkt böyle <laughs> osurmalı sıçmanı. <laughs> <laughs> Tuğge Özvan Kap modunda. Kimdeydi konuculuk? Ben buldum. Söyleyeyim mi? <laughs> Hazırım. Unuttun değil mi? Tam, tam şeyine bakacağım. Tam uzununa Çünkü uzun baya. 80'ler neden seviliyor? Evet. Al sen bak içeriğine bak. Evet, evet. İçeriği uzun çünkü. Tam bakayım bir dakika. Evet baktım hatırladım abi. 80'leri tabii siz sevmiyorsunuzdur herhalde. Evet. Öyle bir 80'ler aşıklığı var mı sizde? Hayır. Çünkü hiç yaşamadım. <laughs> <laughs> Nasıl aşık olabilirsin ki? Ben abi şeyi hatırlıyorum. Yani 80'lerdeyken birçok şeyi aslında o kadar sevmiyordum ama şimdi bu yıla geldiğim zaman, bu yaşa geldiğim zaman gerçekten 80'lerle ilgili mesela 80'lerin filmleri. Gerçi ben 90 civar yani 80 sonu ve 90 civarı olan filme işte o Total Recall, Robocop. O tür filmleri seviyorum. Onunla ilgili hani insanlar nostaljik olarak düşünüyor. Özellikle 80'lerin müziklerini falan. 80'lerin saç stilini falan seven insanlar var. Ama bu tamamen aslında hani hep şey diyor abi o zamanlar ne, ne kadar iyiydi falan. Genelde düşündüğün, düşünecek olursa abi içinde bulunmadığın zaman birçok ortamda abi. Bizzat içinde bulunmadığın zaman abi ne kadar iyiydi falan dediğin oluyor. En güzel örnek bence 80'ler. Çünkü 80'lerdeyken mesela abi cep telefonu olmadığını falan hayal et. Cep telefonu yok yani. Snapchat yok lan. Oha, Snapchat yoksa çok kötü abi. Cep telefonu yok ama Snapchat var. Evet. O zaman sıkıntı yok Benim Kaç para aldınız <laughs> bu reklam için? <laughs> evet bir dakika ben kullanmıyorum ha bu arada. Yani 35 yaşına gelmiş böyle şeyler kullanıyor demeyin de ben kullanmıyorum yani. benim için ben Twitter'a kadar geldim abi. Vine'a falan hiç girmedim yani. Twitter'da bitti benim olay. Twitter'da girme sebebim Facebook işte ikide birde, yani ikide birde kaldırıyor paylaşımlarımı. O yüzden Twitter'a geçtim. Onun Bugün haricinde daha de... daha özgür değil mi? Twitter'ı bilmiyorum ne kadar. Ya aynı aslında da. Ama, Ama işte ben... Ortamına göre Daha geçiyor. sıkıntı yaşamadım. Ben ikisini birbirine bağladım zaten. Hangisi kapanırsa ötekini kullanacağım yani. <laughs> İkisi birbirine bağlı şu anda. Şu an Twitter kullanıyorum. O kapanırsa ötekini kullanırım. Veya Facebook kapanırsa en azından... Hani diğer taraftan takip edebilir arkadaşlar. Mesela şeyi hatırlıyorum. Bilgisayar oyunları falan çok kötüydü. 80'lerde Commodore 64'ün falan. Ama deli gibi de oynardık. Şu an o kadar hevesli oynamıyorum belki büyüdüğüm içindir veya belki senelerde senelerdir bilgisayar oynadığım için de olabilir. Gerçekten senelerimi verdim yani bilgisayar oyunlarına. Bu arada hemen yeri gelmişken onu da söyleyeyim abi. Online oyun oynamak pişmanlıktır. Katılıyor Değildir, musun? Katılmıyor musun? Katılmıyor. Mete ama sen oynamıyorsun ki. Ben fazla gamer değilim. Abi online oyun oynamak pişmanlıktır yani. Senelerini vermiş biri olarak. <laughs> lise liseliyeyim. Ezdik burada. Aynen. Liseli oyundayı kapatacak. <laughs> Liseli oyundayı kapatacaklar. <laughs> Gerçekten online oynadığım zamana şu anda üzülüyorum yani o vaktimi ona harca, ama Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten mafya gibi ya. Elini verdiğin zaman kolunu kaptırıyorsun. Yani kendi bilgisayarını oynadığın zaman o kadar sorun değil. Ama online oynadığın zaman adamlar böyle dalga falan geçiyor ya, ipneler. Kaybettiğin zaman. Ona sinirleniyorsun. Bir daha falan oynamak istiyorsun. Ondan sonra mesela şey oluyor. Yani bak bunu kesin eminim oyunu yapan, üreten firmalar da bunun farkında. İnsanlar artık böyle hoşça vakit geçirsin diye değil de mafya gibi böyle. Hani ötekilerden yapsın ötekilerden geri kalmayayım diye. Tamam mı? Sen başlıyorsun mesela oyuna. Bir karakter yapıyorsun. Siz de öyle mi mesela? Sen ne oynuyorsun şu an? on Night Online. İşte eskilerden olduğu için eski, ama yani. Çok eski. Eski baba eski. olduğu için. Old Aynen. school olduğum için falan diye. Aynen. Dinozorum old deme old de. old <laughs> school de. Daha karizmatik olur abi. Dinozordan. <laughs> Yeniden Steam'e geçtiği için oynuyorum ben de. Yoksa oynamam. Orada mesela ben ne oynuyordum? Worms falan oynuyordum ben. Çok böyle... Dota oynadım. Dota oynuyorum. İşte mesela. onlara ben daha yaşlıydım yani. Ben yani, Worms, işte, Worms... Warcraft oynadın mı abi? Hayır. Warcraft. Yani ben Worms'dan sonra bir daha şey oynamadım. Online oyun oynamadım. Orada bile ki oradan hani şey falan da yok. Karakter yaratamadın geri düşüyorsun. şeyi biliyor musun? O game. Evet evet oynadım. Abi üf. Arkadaşlar geliyordu. Hemen diyordu bir dur girer girmez. Bir dur bir bilgisayarı açmam lazım falan. <laughs> hemen... Ne oldu işte neydi güç kalkan kalkanları indirmem lazım falan diyordu böyle acilen kalkanları indireceğim falan diyordu böyle. Neymiş o bir şey mi yapıyorlarmış madencilik yapıyorlarmış. Yok o game şey böyle ee, uzay madenciliği işte uzayda ilk başta bir gezegenin oluyor sonra diğer gezegenleri keşfede keşfede. Tamam onu diyorum işte adam mesela şey diyor uzayda bilmem nerede madenciliğim bitti öteki tarafa gitmem lazım falan çünkü Hı, real time değil mi bir de. Real geri time. kalırsan geri kalıyorsun yani. Time Uyurken biri saldırabiliyor. Aynen. Yani ciddi ciddi şey yapıyorum. Gece 3'e falan böyle saat kuruyor adam. Gece 3'te mesela madencilik bitecek diyor. <laughs> adam kalkıyor. abi gerçekten gerçekten pişmanlık yani. Bir de abi en kötü yanını söyleyeyim. Bu herkes kabul edecek bak. Nasıl sen de kabul edeceksin bence? Ben etmem abi. Edeceksin. İddia giriyor musun? Abi sincap sincap adamlarla muhatap olmak zorunda kalıyorsun. <laughs> Bence ben Worms'u bıraktım dedim ki bundan sonra daha yapmam. Ondan sonra online oynayan arkadaşlarımla falan böyle takılırken onları da seyrediyordum anca. Aynısı geçerli. Harbiden ortam sincap dolu yani. Barmak abi oynayalım abi. Barmak. Abi ama hani ben de oynuyorum şu an. Hani klanımda da sincaplar var. Gayet iyi anlaşıyoruz şu an. Yok mu bir altın <laughs> işin öyle böyle atarlanan online böyle atarlanan beyinsiz adam. Ben hiç çekemiyorum abi bir noktada şey diyorum lan ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum yani? Oğlum düşünsene yani o sincapla senin konuştuğunu düşün yani. <laughs> yaş kaç sincap diye böyle. Gerçekten. Demek ki belli bir yaştan sonra olacak iş değil yani. Evet. Ya arkadaşlar sonuçta şunu söyleyeyim. Eğer ki hani böyle iyi vakit geçirmek veya stres atmak için değil de oynamam lazım geri kalamam. Veya işte geçen kaybettim sincap benimle dalga geçti benim şimdi yenmem bu kafadaysanız direkt abi kesin direkt direkt kesin ya düşünme bak abi işte üyeliğim kaldı iki haftalık üyeliğim daha var ha, kes direkt abi kes yani o sana stres attırmıyorsa o, o daha çok senin stresi sokuyorsa ki oyunların birçoğu öyle offline oyun oynamaya devam ediyorum Need for Speed oynarken bilgisayarı tekmeleyecektim artık yani. Dedim ne yapıyorum ben yani? Ben stres mi atıyorum, stres mi oluyorum yani? Gerçekten polislerden kaçsam o kadar stres olmasın lan. <laughs> Değil mi? Gerçekten Aynen. polis polis barikat kurmuş da üstüne atlı, Gerçekten atlasan o kadar stres olmazsın yani. Ha bir bölümü 7 kere tekrar ediyorsun ama. <laughs> Abi bak şeyde oynadın mı sen Need for Speed? Hangisini? Gerçek Ben şeyi Karbonu galiba. Karbondan sonra Undercover oyna düştüm. Undercover'daydı galiba. Yani en sona kadar geliyorsun ya. Tek bir hata yaptım böyle. Bir yerde böyle götü savurdun. Tabii oyun. En baştan. Lan çıldırdım olmasa dedim ne yapıyorum ben? sincap mı oldun abi? Sincap oldum. <laughs> Bana abi en güzeli şey böyle Fallout gibi şey istediğiniz an save edebileceğin. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Biraz save ediyor kimse çıkmadı. <laughs> ondan sonra böyle XCOM gibi falan gene böyle istediğiniz an save edebileceğin. Şey falan da güzeldi ama. Left 4 Dead onda tabi save yok ama o daha aksiyondu. Bekliyorum yani ya. Left 4 Dead'in 3.'sünü. Çılgınca bekliyorum. Onda hani kaybetmiyordun gibi bir şey. Ha savaşıyorsun, savaşıyorsun. Sürekli savaşıyordun. Yok ölüyordun ya gene. Ya öl ölünce de ölüyordu. Ölünce de yeniden doğuyorsun sonuçta. Hayır sen online'ını oynamışsın o zaman. Online'ını oynadım. <laughs> Zaten ölünce yeniden doğmak ne demek lan? <laughs> Ekip Tabii abi düşünse öyle bir online oyunu yapacaksın. Öldükten sonra karakter bitti yani. <laughs> Sıfırdan karakter yaratan. Hatta IP'ni buluyorlarmış. Sen öldün oğlum gelme bir daha. <laughs> Gerçekten öldürüyor almış falan. Aslında güzel güzel bir creepy pasta çeşidi. Evet, Kesin vardır. Müthiş olur abi. Yüzde yüz yapmışlar. Yüzlerce oyunun creepy pastası var. Aklına ne oyun gelirse var abi. pekmeninden tut Tetris'ine kadar. Tetris şeytan versiyonu falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Geçemezsen seni cehenneme çekiyor falan şeytan. Birçoğunun şeytanlısıdır zaten yani. Aklına Mario falan bin tane var da. Kat Mario vardı. Bir o... tane. <laughs> Get Mario bir... bu Snapchat'teki. Hayır. şekilde mi? Hayır. O bunu da şey trollüyor falan. Mesela şey gidiyorsun mantar kırdın ya mantar alırsan ölüyorum falan. <laughs> o tarz trollemişler. Bu creepy pasta direkt şey oluyor ya. Gerçek oyun değil. Gerçekten öyle troll oyunlar da var. Mesela bir bizim mutar gene bu Hintli mi adam öyle bir tipi var. O da mesela oyun oynuyor. Bu tür böyle şey underground oyunları oynamayı seviyor. İlk başta böyle şey gibi başlıyor oyun. Ee, bir midilli böyle midillinin önünde şey gibi çizgi film gibi. Önüne engeller geliyor sıçrıyorsun falan bir sürü öyle gidiyor. Ondan sonra böyle oyunu biri ele geçiriyor falan. Tamamen değişiyor böyle ondan sonra işte şeytan oyunu ele geçirdi falan. Sonra işte başka yerlerden kurtarmaya çalışıyorsun falan. Öyle zaten çok oyunlar var ya. Ama creepy pastalarda genelde şey oluyor işte. Yani ben mesela Mario'nun bir tane vardı onu hatırlıyorum. İşte bir seri katil hep de öyledir. Bir seri katil. Bir de onlarda thrift store olayı var ya. Thrift store'larda genelde gerçekten korkutucu yani. Hani oradan esindenmişler. Raflarda böyle direkt fırlatmışlar yani böyle şeyleri. Oyun kartuşlarını veya şeyleri, CD'leri falan. O kartuşu yani nereden geldiği belli değil. Bir de üstü tozlu falan böyle. Hani kim kullandığı belli değil onun. Alıyor eve götürüyor ondan sonra. Eve götürdükten sonra meğer bir seyri katil cinayet işlemiş öldürdük öldürdüğü insanların da resimlerini Mario'nun içine koymuş falan. Böyle. <laughs> bölüm geç her bölüm geçtikçe işte bir tane şey kurbanlarının hocam? resmini görüyorsun falan böyle öldürdüğünde ipucu falan oluyor bulmaya çalışıyor. Bir noktadan sonra bayıyor ama ya. Ya aklına gelebilecek her şeyde var. Her oyunda var yani. Ne diyorduk ki unuttum hadi. Ha 80'ler diyorduk. Evet. Sonuç olarak gerçekten düşüneceğimiz zaman içinde olmadığımız için özlediğimiz çok fazla veya abi olsaydı ne güzel olurdu dediğimiz çok fazla şey var. En basından köy hayatı. Aynen dün gittik bak. Hangi köye gittik? <laughs> köy hayatı abi içinde sinir harbi olan insanlar. Ondan sonra şey işte Doğacan şey, köyü. Ekşici köy. Ekşici köyüne. Ekşici köyü. Ondan sonra işte... Mesela onlar gene iyi. Onlarınki köy hayatı sayılmıyor. Neden? Çünkü evlerinde tuvalet var abi. Gerçek köy hayatı olarak düşüneceksen işte o Romanya'da falan bir bizim gittiğimiz tuvalet köy. Tuvalet dışarıda. Tuvalet dışarıda abi. Ve tuvalet denen olay direkt bir şey kazıyorsun. E, çukur kazıyorsun. Bir kulübe var. O çukurun içine. Girdiğin zaman kokudan ölüyorsun yani o yüzden. Bir de tabii her türlü hayvanı yetiştiriyorsun. Onların hepsinin sorumluluğu var. Domuz işte tavşan bilmem bir de kes kesiyorsun falan hepsini. Yani ben gittim dedim ki lan ben burada yani dışarıdan baksam ben bu kameraya falan çeksem çektim gerçi de. insanlar şey der ne güzel keşke burada yaşasak falan o falan. Aynen. Abi dedim bir gece ben burada yaşayamam. Hani çok zorunlu olsa yaşarsın da hani mut, mutlu huzurlu bir şekilde öyle severek yaşanacak bir yer değil. Bizim buradakiler köy mü abi? Yani kesin köy olarak Şu... köy de vardır da. Bizim gittiğimiz adı köy yani. Biraz Geçmiş, gelmiş. Gitmiştik ya. Gel ki köyü mesela. Abi şeyi düşün. Mesela bizim gittiğimiz köyde nasıldı? Abi bildiğin iki katlı ev yani. Tuvaleti var, her şey var. Bahçesinde köpek var bazısının. Bazısının kedi var. Bazısının horoz wi var. Wi-Fi bile var yani. Ama böyle... Wi-Fi olan köy Abi köy olmaz. mesela bak. Eline bir şey yetiştirmediğin zaman, tarlan olmadığı zaman. Bir de eline hayvan kesmediğin zaman. Dışarıda tuvalet olmadığı zaman o biraz artık köylükten çıkıp kasabalığa... Köy değil zaten o ya. Hani marketi olan... Hani büyük bir market marketi olan, falan var evet. Yani büyük bir market olan köy olmaz. Restoran var köyde düşün. Abi bak şeyi düşün. <laughs> i̇laç bak ilacı ihtiyacım var. İlacı ihtiyacım var. Otobüse binip şehre inip ilaç alıp geri gelmen lazım falan. Köyler öyle yani. Ondan sonra şeyi düşün mesela abi çok daha böyle görüp de hoşumuza giden feodal Japonya. Samurayların dönemi falan. Abi ne güzeldi oralar. Evler falan süper <laughs> falan diyorsun ama. Yerde ee... oturuyorlar falan. Abi ne güzel yerde oturuyor mimari falan çok güzel diyorsun ama Orada da yani düşünecek olursan. Kıyafetler falan bile çok iyi. Çok, her şey çok iyi abi. Şu anda hani direkt isteriz gitmek büyük ihtimalle ama gitsek kim bilir ne olacak yani Ka kellemizi alırlar yani büyük ihtimalle. Abi ama keşke öyle olsa ya. <laughs> o, o evlerde yaşasak. <laughs> ben şeyi düşünüyorum şimdi. E, Japonya'ya çok gitmek istiyorum dedim zaten. Hani para olursa ilk gitmek istediğim yer büyük ihtimalle Japonya. Ne zaman gideceksin? Büyük ihtimal çünkü e, Seattle'a veya Vancouver'a tekrar gideceğim ne zaman gidebilirim? Haziranda gidebilirim ama işte o gidecek param olmayacak. Çünkü param olduğu zaman gitmek yerine kamera alacağım. Hani onunla devam etmek istiyorum. O yüzden parayla ilk yapmak istediğim şey Japonya'ya gitmek. Gittiğim zaman da öyle mimarisi olan köyler hala var. Kesin gideceğim. İzlenimlerimi size söylerim. Özellikle o dojolar falan da var ya o şekilde gene yani Japon hmm. mimarisi. Ama yani büyük ihtimalle şey olacak abi. İkinci günde abi götüm donuyor burada. <laughs> Yerde yatırıyorlar bizi. Bu ne lan pilav yiyoruz bütün gün. Pilav olsa neyse Haşlanmış pirinç yani. Haşlanmış pirinç yiyoruz abi bu bütün gün. Abi ama ben sushi çok seviyorum. Sushi yediriyorlar bana. <laughs> Seviyor musun? Seviyorsan Aynen. rahatsın o zaman. Çok seviyorum. Kralsın yani. Ben herhangi bir şey yiyebilecek miyim bakalım. Tempura falan var. Balık diyorlar ama. Ne? <laughs> Tempura de... işte şey. Yosunla yapılmış sushi mi Balık. Oldu? Yok yok. Kızartma. Balık kızartma. Komple balık kızartma gibi bir şey de. Onun neyle yapıyorlar tam bilmiyorum. En azından içinde et var yani. <laughs> Ayı eti. Rameni zaten biliyoruz. Onu da yeriz. Aynen. Bir ha. onu yeriz herhalde. Karbohidrat yüklemesi. <laughs> Ama büyük ihtimalle şeyi falan özleriz ya. Lan internet yok. Lan geniş ekran televizyon yok. <gülüyor> Lan <gülüyor> wifi yok. Lan adil kullanım kotası yok falan. <laughs> <Abi> en kötü <laughs> On... Snapchat yok yani düşün. Değil mi? Ne Telefonu da sen? bırakacağım böyle. O kötü. Ama bayağı insan şey olur ya. Hani bir böyle bir iki hafta falan telefonsuz şey yapsan çok güzel olur bence. <laughs> Kafayı yersin ya bir anda böyle. Ben rahatlarım ya bıkmıştım yani açıkçası. Şu şeyden sürekli telefona bakmaktan. Ne mesaj atmışlar. Sanki çok önemli. Sanki holdinglerim var da. <laughs> Ama insan mutlu oluyor böyle bir mesaj atınca. Abi, ha sen mutlu oluyorsun da tabii <laughs> de. Ben de sürekli Gene abi sorulan soruları görecek olsan yani. Bir de sürekli aynı şeyleri soruyorlar. Bir de efekeste hep anlattığım şeyleri falan soruyorlar. Oldu mu şimdi yani? Ben Amerika de... nasıl bir yer falan diyor. Yani 52 <laughs> tane 52 tane podcast yaptım insaf be. 52 şimdi tane. Bayağı bir video var. Abi peki hani herkese böyle tek tek yazmak istesen kaç gün alır? Yani bir günde ya çok herkesi... günü çok günü almaz? Bir günde yazarım da başka iş yapamam yani. <laughs> o kadar diyeceğim o kadar Cemilmaz değiliz. <laughs> bir milyon kişi mesaj atmıyor yani de. Ama gene de yani şey bayağı bir vaktim alır. Montaj falan yalan olur. Evet. Sırada kim var? şey var ya. Liseli Bey var. Liseli Bay. Tehlikeli çekimi konuştuk mu? Konuşmadık. Bu şey mi? Düşme tehlikesi mi? O mu? Sen şeyi biliyor musun? Liseli var mıydı ya? Yoktu değil mi? Şeyde. Tehlikeli çekimde. Yok. Yoktu ama izledim. Düşme tehlikesi geçirdi. Tamam. Daha çıktığımızda abi tehlikeli çekim diye onu yükledik tamam mı? Biliyor musun? Şey seyretti mi? Şey bayağı tırmanıyorum böyle. Seyrettim. Abi bir de çamur çamurdan böyle botlar kayacak gibi falan. Hatta bir yerde dedim ki kesin olarak düşeceğim artık dedim. Çünkü abi tutunacak hiçbir yer yoktu. Eller kayıyor falan pençelerimi taktım böyle. Şeyler ıslak olduğu için direkt böyle çamura pençelerimi taktım falan. Zaten söyledim abi ben düşüyorum. Tutun aşağıdan. <laughs> Birazdan düşeceğim falan dedim böyle. Ama son anda şey yaptım kurtardım falan. Altta bir geri zekalı ne yazmış abi biliyor musun? A demiş bak demiş maymundan geldiğini senin maymuncular işte maymuncu Efe maymundan ama ciddi yazıyor bunu yani maymundan geldiğini şey yapıyor kabul ediyor bak ne güzel orangutan gibi tırmanıyorsun zaten orangutan benziyorsun buna kodumun gerizekalısı orangutan daha mı tırmanır abi <laughs> gerizekalı Orangutan diyor daha tırman, Orangutan gibi daha tırmanıyorsun diyor. Abi bazı insanların da öyle benden uzakta olması iyi yani. Bunun abi kafasını ez, içindeki böyle beynin böyle şeyini, grisini artık şeye yedir yani böyle. Kimseye Orangutanı de yedirme. Orangutana yedir yani. Abi ne yaptın sen? Ne yaptın sen? 20 sene, 25 sene boyunca hiçbir şey öğrenmedin mi? Gerçi 3 yaşındadır büyük ihtimalle de. <laughs> ne yaptın sen abi? Orangutanı ne bir sanıyor Bir şey acaba? diyeceğim. Ciddi ciddi bir şey diyeceğim. 3 tane resim göstereceksin tamam mı bu herifi? Yakalayacaksın tamam mı? Aynen bir tane şempanze. Aa işte abi işin kötü yanı bu. Ben hep şey diyorum ya yani insanların böyle kimliğini gizleyerek bir şeye yazmasına karşıyım diyorum ya. Sebep bu işte abi. Çünkü böyle bir adam bunu bulacaksın yakalayacaksın. Orangutan mı diyorsun? Üç tane resim. Bir tanesi şempanze, bir tanesi orangutan, bir tanesi goril. Hangisi bunların orangutan de? Kesin bilemez bak. Ya otuz. Duymuştur. ihtimalle bilir. Yani. Hepsi aynen. Sallar. A Beş tane koy. Veya 10 tane koy. Farklı işte. Reysus makak koy. Ondan sonra şey, Bonobo koy. koy. Keçi Tem koy bir tane. Koy. <laughs> bir tane balık koy falan. <laughs> Goril koy. Orangutan koy. Kesin bilemez bak. Yüzde yüz eminim. Şu lafı söyleyen adam kesin bilemez abi. İmkanı yok ya. İmkansız ya. <laughs> Neyse. O'ydu işte söyleyeceğim. Böyle kısa kısa konu var daha ya. Başka? evet. Nasıl arkadaşlar? Eğleniyor muyuz? Biz çok eğleniyoruz burada. Kusura bakmayın, kendi eğlencemizi sizin eğlencenizin önüne koyuyoruz. Ama bunu seven de çok insan varmış. Yani e, bu tür üçlü konuşmayı muhabbet olarak seven de çok insan varmış. Şimdi ben kendim, ne oldu? <laughs> Devam et abi. Nefes al ve sinirlendin, <laughs> sözünü kes <kestim>, yapar pardon. <laughs> ben de mesela hani video montajı yaparken veya oyunu oynarken keyif olsun diye arkadan birini dinlemek isterim böyle. Ve benim için önemli olan da sesin böyle bir yani veya konuşma tarzının eğlenceli olması. Şimdi de benim amacım o. Kusura bakmayın bizi böyle çok yukarı veya beni diyeyim. Çok böyle yukarıda birisi olarak mı görürüz? işte eğitici, tarih dersleri veren. Hayır benim amacım insanlar dinlediği zaman. Birinci amacım o yani. Normal efekeslerin de öyleydi. Birinci amacım insanlar dinlediği zaman yani daha az mutsuzsa daha mutlu olsun. Birinci amacım o. Diğerleri işte öğrenirken eğlenmek falan. Aslında düşünecek olursanız o da onun cilası yani. Çünkü gülerken bir taraftan bir şey öğrenince insan daha da mutlu oluyor falan. Değil mi? Ama yani esas amacımız insanlar hoşça vakit geçirsin. Şey yapmak istemiyorum burada yani. Biz burada çok önemli bir iş yapıyoruz falan. Hiç gülmeyin. Lan. <gülüyor> Gülme lan. <laughs> Sosyal sorumluluk taşı. Hayır abi. İnsanlar yalnız hissetmesin. Neden? Çünkü şunun farkındayım. Şöyle bir ihtiyaç olduğunu farkındayım Türkiye'de. Bizim gibi çok fazla insan var. Bizim kafada olan çok fazla insan var. Ve bizim gibi insanlar da bir yerden bir yere giderken veya işte proje yaparken bir şeyler dinleyip yalnız hissetmemek ve iyi vakit geçirmek istiyor ve gerçekten bunun bir eksikliği var. Biz bunu yapıyorsak sebep bu aslında yani. Gerçekten bizim kafamızda böyle konuşan insan yok ya. Yok yani var mı? Yok abi maalesef yok yani. Kirli 12 de var bazı arkadaşlar. Ondan sonra galiba ya birkaç tane böyle podcast serisi var. Yavaş yavaş böyle başlıyor. Ama yani hani bu, o bizden sonra çıkan diğer podcastçi arkadaşları da düşünmeyecek olursan şey olarak düşün yani radyoculardan falan böyle. Bizim kafamızda olan neredeyse kimse yok. Çünkü zaten o da mantıklı. Adamlar bu işi ticari düşündükleri için. Bay J komik işte. Abi ben onu tek kişi dinledim. Hiç hoşuma gitmedi ya. 2-3 farklı bölümünü tek kişi dinleyince olmuyor ya. Şahan gibi herhalde. <laughs> ben Virgin Radio'da dinliyordum. Hani orada güzeldi hani bir yerden bir yere gideceğin zaman hani böyle ...komikli espriler yapıyor. Ben de dinliyordum ya. Yani normal şey varken... ...radyo varken radyoyu açıyordum. Podcastlerini bir iki kere dinledim. Sonra özellikle podcastlerde falan... ...hani böyle ciddi ciddi baştan sona dinleyince... ...bir de orada müzikleri de mi koymuyorlar? Podcastlerde böyle bir şey olabilir. Yani. Hani. Ama iyice şey yani. Ne oluyor lan? Kim arıyor? Bu arkadaşım. <laughs> Seçeyim mi? Öyle mi yazdın? Şeye Rehbere. <gülüyor> <gülüyor> İlkokul arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Kim olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi... Seçtim yoksa seçecek misin? Ben seçmiştim unuttum. Dur o zaman pause yapalım. Sıradaki konumuz ne? sorgulayan Müslümanlar. Hı, neymiş o? Dur bakayım. Oo, bu podcasti sonuna kadar götürebilir abi. Şimdi bu bana sürekli mesaj atan, abi ben işte dindar birisiyim ama kafamda bazı sorular var. O yüzden de senin görüşünü de almak istiyorum diyen bir sürü arkadaşın sorduğu soruları toparlamıştım. Aslında o birkaç hafta önceydi. Bazılarını Açıklamış bulunduk bile zaten. Açıklamış bulunduklarımızda hızlı hızlı geçeriz. Mesela ahlak anlayışı. Din eğer yoksa ahlak yoktur. Veya işte yukarıda birine inanmıyorsan veya yukarıda bir e, kitaba inanmıyorsan ahlak yoktur düşüncesi. E, tabii bu insanlara veriliyor. O yüzden de bu insanlar şeyden korkuyor. Hani ben eğer bir dinden çıkarsam, dinsizim dersem otomatikman ahlaksız mı olacağım? Bunu aslında az önce mi cevapladık? Değil mi? Evet. Az önce cevapladık. Hatta biraz daha detayına da girmiştik. Bir iki bölüm önce falan. Din, pardon ahlak dinden gelmez arkadaşlar. Tam tersi bulunduğun toplumdaki din o toplumun ahlığından yani bulunduğun topluma bir din yaratılıyorsa o toplumun ahlak kurallarından alır. Yani önce sen ahlak kurallarını yaratırsın. Ahlak kurallarını niye yaratırız? Az önce söyledik. Çünkü organize hayvanlarız. Organize hayvanlar olduğumuz için daha iyi organize olup daha fazla güçlenebilmek için bazı kurallar koyarız ortaya. Sonra o kuralları da işte daha da güçlendirebilmek için insanlar der ki yukarıda bir tanrı var. Sen eğer mesela eşcinsellik yaparsan o tanrı seni çarpacak. Böyle olunca normal kanunundan bile daha etkili olur. İnsan hani kimse bakmazken bile yapmaz, yapmak istemez ve öyle bir düşüncesi olursa ondan korkar. O yüzden yani aslında ahlakla din şey değil. Ahlak dinden gelmiyor. Din toplumdaki ahlaktan çıkıyor. O yüzden herhangi bir dine sahip olmayıp bulunduğun toplumun ahlak anlayışı ve tabii ki kendi ahlak anlayışın olabilir yani. En bizim mesela en klasik ahlak anlayışı biz zaten şu anki içine bulunduğumuz dinin ahlak anlayışı şu anki bizim ahlak anlayışımızla aynı değil birebir. Neden? Cariye'ye karşı mısın? Karşıyım. Değil mi? Yani. Yani bazen. <laughs> Normal. Mette düşünüyor zaten bak. Gördün mü? Aynen. Cariye. <laughs> şey diyormuş cariye neydi falan. <laughs> Onda küfür rekoru kıralım abi. Gel <laughs> bu Lanet olsun. Ondan sonra en basitinden gene eşcinselliğin mesela. Tek eşlilik. Tek eşlilik. Mesela normalde ne nedir abi? Semavi dinlerde çok eşlilik gayet normaldir yani. Hani en azından. Bizde dört yani eşlilik İslam'da. var mesela. Bizde yani derken Türkiye'de. <laughs> Türkiye'de derken İslam'da diyeyim artık. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de abi... yok da şey yok, Şöyle de. resmi olarak yok yani. <laughs> yani aslında görecek göreceğiniz gibi aslında bizim kendi ahlak anlayışımız kendi toplumumuzdan çıkıyor. Biz aslında yani bu işte düşünen veya merak eden arkadaşları soruyorum. Biz aslında kendi ahlak anlayışımızı kendi dinimize veriyoruz. Bu ne demek? Mesela cariyelik bizde artık ayıp bir şey. Biz ne diyoruz abi? Cariyelikle ilgili olan ayetlerde aslında onu demek istemiyor diyoruz. Neden? Çünkü bizim ahlak anlayışımıza ters. Onun haricinde... Ne var başka? Rejim. Zina yapanı rejim yaparak öldürme. Diyoruz ki işte o iftiradır. Öyle bir şey yok. Onun şeyi farklı. Mesela ayetlerde de şey vardır. İşte gene zina yapanlara yüzer sopa vurun. Orada aslında başka bir şey demek istedi. Yani bizim kendi ahlak anlayışımıza ters olan yerlerde biz zaten onu değiştiriyoruz. Yani biz zaten şu anda ahlak anlayışımızı dinden almıyoruz. Biz kendi içinde bulunduğumuz dine kendi ahlak anlayışımızı koyuyoruz. Kadın erkek eşitliği. Kadın erkek eşitliği o kadar yok ki yani. O kadar yok. Semavi dinlerde var mı abi kadın erkek? Yok. yok abi. Yok. Ve aslında bu onların gerici olduğunu göstermiyor. Kendi zamanlarına uygunlar yani. Kendi Niye? zamanlarında öyleymiş. Kendi zamanlarından da çok aşırı bir şey yapmamışlar ama işte çıkıp bizim dinimizde kadın erkek eşitliği vardır derseniz o çok yanlış bir laf olur yani. Hayır. Olay ne? Şu anki bizim ahlak anlayışımızda veya şu anki bizim etik veya doğruluk anlayışımızda kadın erkek eşitliği var. O olduğu için de biz Mesela işte o mirasla ilgili olan ve işte kadının döv denilen ayetleri diyoruz ki onların aslında Arapçası farklı, hani? onlar yanlış anlaşılmış. Araplar kendileri bile yanlış anlıyor. Pamuktan bizim sopayla dövün falan. Ya bizim Edip Reis'e göre, Edip Yüksel hocaya abiye göre, yani onun anlayışına göre, tamam mı? Biz Müslüman olabiliriz, tamam mı? <laughs> Mümin olmayan Müslümanız, ama hiçbir İslam ülkesi Müslüman değil. Abi nasıl olacak bu iş <laughs> Yeni yani? Yani belediğim... onun anlayışına göre. Bak sorsak, birebir sorsak. Abi Suudi Arabistan Müslüman mı? Osmanlı değil dedi zaten. Osmanlı değil mi, değil mi? İran Müslüman mı? Sorsak, bizim mesela Yaşar Nuri Hoca, onun kafası biraz daha bize yakın bir kafa. Ona göre de eminim ki değil yani. Bu İslam ülkenin hiçbir Müslüman değil der diye tahmin ediyorum. Neden? Çünkü gene kendi ahlak anlayışımız. Mesela şey diyor, bir ayet var. Ben her... Hepinizi birer çift olarak yarattım diyor. Bunu gösteriyor işte. Bak diyor hepinizi birer çift olarak yarattı. Buradan da kadın erkek eşitliğini kastediyor aslında. Hmm. Hayır. Sen kendi ahlak anlayışını, kendi etik anlayışını, kendi dinine koyuyorsun zaten. E sen bunu yapıyorsan o zaman bu dini takip etmeyen insanların da aynı ahlak anlayışına sahip olması normal. Aynı toplumdayız zaten yani. Anlatabiliyor muyum? Anlattın mı? Bence anlattın. çok iyi anlattın. İkinci sordukları milliyetçilik. Gene buna da şey yapıyorlar. Diyorlar ki mesela biz ne, ne zaman ateist görsek, ateist grupları görsek hep milliyetçiliği aşağılarlar. Milliyetçiliğe karşıdırlar. Hani beni görmüşler milliyetçi birisi olarak. Hani şaşırmışlar o yüzden sormak istemişti Hayır. Hiçbir alakası yok. Milliyetçiliğe karşı olabilirsiniz veya milliyetçi olabilirsiniz. Bunun ateizmle hiçbir alakası yok. Şöyle söyleyeyim. Gökyüzünde ayın ötesinde tamam mı? May diye bir tane daha şey var. Yıldız var. Şey. Uydu var. Hatta bunu birisi uydurmuştu galiba. Lilith diye mi? Tam hatırlamıyorum. Bir tane böyle görünmeyen çünkü sürekli karanlık olan bir gök cismi var diyor. Tamam mı? Böyle bir iddia olduğunu düşün. Mete diyor ki böyle bir şey var. Ben diyorum ki yok. Şimdi bunun milliyetçilikle herhangi bir alakası olabilir mi? Ben şunu diyebilirim. Yok diyen adam milliyetçi olamaz. Veya şey liseli diyor ki sen diyor hem o işte görünmeyen uyduya inanmıyorsun ama milliyetçi nasıl neden oluyorsun? Hiçbir alakası yok yani. Yani çok ayrı kul varlar. Neden böyle bir bizde anlayış var? Onu da söyleyeyim. Çünkü şimdi dest komünizm, komünizm şey olarak e mantalite olarak ateistlik var onlarda. Komünizmde mant mantalite olarak ateistlik var. O yüzden birçok kişi komünizm üzerinden ateist olan kişiler. Komünizm üzerinden ateist olan kişilerde de tabii ki bir anti anti milliyetçilik milliyetçi. var. O sebepten dolayı Kendisine ateist diyen arkadaşlar aynı zamanda da milliyetçiliğe karşı olabiliyorlar. Daha önce de söyledim. Yani milliyetçilik süper bir şeydir demiyorum. Milliyetçilik işte hani dört dörtlük türde demiyorum. Milliyetçiliğe karşı olan yabancı bilim adamları kesin haksızdır da demiyorum. Herkesin kendi ülkesine göre gerçekten değişebilir. Ama şu anda bulunduğumuz yılda, bulunduğumuz coğrafyada milliyetçilik bir lüks değil, ihtiyaçtır. Olmadığı zamanlar da gelebilir. Belki 100 sene sonra gerek olmayacak. Ama işte... Şu da var. Hani insanlar diyor ya biz hepimiz insanız, sınırlar kalksın artık kardeş olalım. Böyle bir dünya olduğu zaman eğer günün birinde gelirse bu sade ve sadece ve sadece merkezden bir yönetim sayesinde olur. Merkezden bir yönetim olur. Zaten hani Birleşmiş Milletler falan yapma, yapıyorlar ya yavaş, İşte Avrupa yavaş. Birliği vesaire. Hani o Avrupa Birliği genişler dünya Birliği olur mesela atıyorum yani. O zaman sınırlar kalktı muhabbeti olur. E ama bunu diyen adam baştan kendisi diyor biz doğuda özellikle, doğu bizim olsun falan diyor. E şimdi hem sınırlar kalksın hem doğu, ama bizde kalkmasın. Nasıl olacak o iş? Öyle bir dünya yok işte. Öyle bir dünya hiçbir zaman olmayacak. Neden olmayacak çok belli. Çok net belli yani. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri veya gelişmiş bir ülke Japonya. Adamlar ceplerindeki parayla yukarıya uydu atacaklar. Yukarıya füze atıyorlar. Ay'a gidiyorlar. Adam Orta Doğu'daki adamı niye beslemek istesin ki? Orta Doğu'da hiçbir şey yapmayan hiçbir şey yapmayan, sadece birbirini öldürmeye yarayan, birbirine düşmanlık şey yapan ve bir sürü çocuk yapan daha en önemlisi üretme. Abi herhangi bir şey üretmeyen. Tüketen. Zihniyeti ganimetçilik zihniyeti olan. Sürekli çocuk yapan. Doğum kontrolü ne olduğunu bilmeyen. insanları sırtına taşıyacak olursa diğer ülkeler işte bu buradaki adamları sırtına taşımak zorunda öyle bir zorunlulukları olursa ilerleyemezler. O yüzden sınırları var adamların. Ve bu bu sınırlarda kalkmaz. Ne olunca kalkar? Şu olunca kalkar. Bir dünya başkanı olur. Dünya başkanı der ki abi siz Orta Doğu'da şu kanunları uygulayacaksınız. Bitti. Şeriat meriat biz kendi kafamıza... Hayır öyle bir dünya yok işte yani. Siz kendi kafanıza göre orada istediğiniz kanunları uygulayamazsınız. Sizin orada kendi askeriniz de olamaz. Sizin askeriniz de dünya ordusuna mensup olacak. o seviyeye gelebilir miyiz bilmiyorum. Çok zor. Ama en azından böyle Birleşmiş Milletler gibi bir şey var. İyi ya da kötü en azından birleşmişler yani. Hani bir arada hareket edebiliyorlar. O yüzden çok zor şu anda. En azından biz ömrümüzde göremeyeceğiz öyle bir şey olduğunu. İşte sınırların kalktığını falan. Hepimiz insanız falan. Onu göremeyeceğiz büyük ihtimalle. Abi şey diyorlar ya hatta. İslam dünyaya hakim olacak falan diyorlardı ya. İlk başta ben inanmıyordum. Çok şey gibi geliyordu. Ütopya gibi geliyordu. Şimdi abi düşünüyorum. Adamlar batıya bakıyorum tamam Batı böyle demokratiklik olsun diye sürekli abi mülteci alıyor tamam mı? Mülteciler geliyor. Geldikten sonra işte ilk başta biraz şey yapıyorlar. Çocuk falan yapıyorlar. Sonra hak istiyorlar falan. Sonra bir noktaya geldikten sonra ne olacak bakalım? şeriat istiyoruz falan demeye başlıyorlar çünkü. İngiltere'de falan belli bir sayıya geldikten sonra şeriat istiyoruz falan demeye başlıyorlar. Düşünsene bütün ülkelere böyle biz mazlumuz diye girecekler. Sonra çoğaldıktan sonra. Çünkü adamların en iyi yaptığı şey çoğalmak. Mazlum oynamak. Gerçekten böyle bir şey olabilir yani. Şaka, şaka değil. Adamlar bu şekilde içten fethedebilir yani. Gerçi işte Orta Doğu'nun da ilerlemesini engelleyen Orta Doğu'daki adamlar birbiriyle savaşsınlar, birbirini yani öldürsünler diye oraları silah desteği yapan oraları kasıtlı olarak karıştıran da Batı. Bizim FETÖ hocayı kim besledi abi? FETÖ hocayı besleyip ondan sonra da onun öğrencilerini gelip Türkiye'de başa getiren kim? Batı. Amerika yani. Hiz, şey Hizbulat diyorum. Hümeyni'yi İran'da gene. İran'dan kaçıp besleyen, daha sonra geri gelip İran'da devrim yaptıran, İslam devrim yaptıran kim? Fransa. Ve birçok iddiaya göre de CIA'ya yardım etmiş adamlara. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Fransa korumuş yani. Fransa korumasa eğer bana ne kardeşim dese. Ben sizin modern olmanızı istiyorum dese. Ben sizi yani korumayacağım dese. Belki de böyle bir şey olmayacak yani. Yani o da bir sıkıntı. O da ayrı bir sıkıntı. O da adamların salaklığı. Hani adamlar bizden medeni diyoruz ama onların da salaklığı bu işte. Herkese kucak açıyorlar. Kucak açtıktan sonra yani ellerini alacaklar bence yani. Aynen. Açsınlar açsınlar ya. Biz buralar tenhalaşır. ne <laughs> söyle. Ha dur, dur lan başka varmış. Dur dur başka var. varmış ya. Aynen. Üzüldüm mü? Üzüldüm. <laughs> <laughs> Ağladım. Bu şeyi de geçmiştik zaten üstünden işte herhangi bir hani öteki dünyaya inanmayacaksam veya işte yukarıda bir tanrıya tapmıyorsam o zaman benim amacım yok mu? Bunu da zaten geçtik. Evet eğer gerçekten de sadece para kazanayım, işe gideyim, geleyimden öte bir hayatın yoksa evet gerçekten amacın yok. O yüzden kendine bir amaç bulmak zorundasın. Bunu da işte hani ilk başta yoksunluk evresi olabilir ama ileride çok fazla şey olduğunu göreceksin. Hani hep şey derler ya abi sana dediler mi onu? İşte ben mesela Tanrıya inanıyorum genelde Allah'a inanıyorum derler. Hı hı. Eğer yoksa ben bir şey kaybetmem. Ama sen inanmıyorsun. Eğer varsa sen çok şey kaybedersin. O zaman de inanıyorsun? Dediler mi abi? Yani böyle bir şey demediler bana ama hani izlediğim programlar yazı. Bana çok dediler. <laughs> Sana dediler mi? Dediler de ben de zaman kaybı falan diyorum cevap olarak. Fazla uzatmadım çünkü zaman kaybı onu yapacağım. Aslında akıyorum. sen adama diyorsun değil mi? Sen zaman kaybısın diye. <laughs> Anlamıyor ama değil mi? <laughs> Aynen iki yoldan. Aslında gerçekten bu gene zihniyet farkından kaynaklanıyor. Adam hayatı o sanıyor çünkü. Hayatı evet. yani diyor ki ben her halükarda nasıl diyor işe gideceğim geleceğim başka bir şey yapmama gerek yok. İşte maaşımı alacağım para kazanacağım. Çok para kazanırsam iki tane daire alacağım. Daha fazla para kazanırsam beş tane diyor. Öyle oluyor genelde. <laughs> Aynen. Böyle biriktiriyorlar. Abi, abi gerçekten vizyon farkı. Adam bir şey demiyorum tabii de. Herkesin kendi vizyonudur yani. Adam mesela çok böyle saçma sapan bir mahallede. Çünkü orada doğmuş büyümüş. Çok zengin oluyor. Adam oradan bir apartmanı komple alıyor. oradan bir tane <laughs> apartmanı komple alacağını. Düzgün bir yerden bir tane... Adam, bir tane götüm var yani. İstediğin kadar koltuğun olsun. Götüm bir tane yani. 80 tane koltuğa aynı anda oturamazsın yani. Abi işte onların da çocukları rahat ediyor. Yani adam bazen kendini değil de çocuklarını düşünüp düşünebiliyor. Abi güzel ama... Çocuk da aynısını yapıyor bak. Ama <laughs> abi çocuklar hep birbirine giriyor. Çocuklar hep birbirle kavga ediyorlar. Biraz yani. kavgası. Da. Yani kaybedecek neyim var diyen arkadaşlar. Yani farkında olmayabilirsiniz ama olun. <laughs> bütün hayatınız var. Aynen. Kaybedecek bütün hayatınız var. Şu hayatı düşünecek olursan, ben mesela Amerika'ya gitmeden önce ben Amerika'ya Amerika'dayken, Bak bu sefer Amerika'da değilken ama <laughs> gitmeden önce mesela son bir Ankara'da buluşma yapmıştım. Bir sürü güzel insanla tanıştım, güzel arkadaşla tanıştım. Ondan sonra. Amerika'ya rastgele bir şehre gittim. Orada rastgele bir yerde hocalık yaptım. Oradaki öğrencileri de tanıdıktan sonra şu anda tanımamış olmayı düşünemiyorum bile. Yani insan şunu düşünüyor. Dünya üzerinde bütün hayatım mı diyelim ki çok param var. Hayatım boyunca sürekli geziyorsun. Gerçekten bitiremeyecek kadar çok tanışıp da yani seveceğin iyi insan var. Bitiremeyeceğin kadar çok bilgi var. Bitiremeyeceğin kadar da çok mekan var abi bütün dünyayı düşünecek olursan yani. O kadar çok şey var ki dünyada ve yapabileceğin çok fazla şey var. Yani bu dünyada şey gibi böyle mal gibi oturup, saksı gibi oturup hiçbir şey katmadan bu dünyaya, hiçbir farklılık yaratmadan yaşayacaksan zaten sen ölmüşsün. Zaten sen ölmüşsün. 20 sene sonra ölsen ne olacak ki? Abi em şey oldun, işe başladın, işte işe gidiyorsun, işe gidip geliyorsun. Bir işim var işte, bilmem ne damgacısıyım. Tamam çok güzel. Damgalıyorsun abi bütün gün. Bir şeyler yazıyorsun. O çok güzel. Sen olmasan ne fark edecek? Hiçbir şey. Sen bugün ölsen ne fark edecek? 20 sene sonra ölsen ne fark edecek? Hiçbir şey. Çünkü 20 sene sonra, 20 sene boyunca orada gene damga basıyor olacaksın yani. Belki genel müdür olursun falan. Onu dersin. Bak 20 sene çalıştım ama genel müdür damgacısı oldum. Ha? Çok güzel para kazanıyorum damga basarak falan. Öyle en ama En genel değil mi? En genel müdür yani. O kadar genel müdürüm ki of, amına koyuyorum yani. <laughs> genelliğin. Hayır. Gerçekten 20 sene önce ölmek ve 20 sene sonra ölmenin hiçbir farkı olmayacak. İnsanlar bunu düşünüyor. O yüzden diyorlar bir şey kaybetmeyeceğim diye. Ama işte bu vizyon olursa neler yapabileceğini, nereleri keşfedebileceğini, insanlara neler katabileceğini, neler değiştirebileceğini bilirsen yaparsın abi. Hele şu anda çok fazla imkan var. YouTube var. YouTube olmasaydı biz hiç, hiç kimseydik yani. YouTube olmasaydı, geniş bant internet olmasaydı düşünün yani. Birisi geniş bant internet diye bir şey keşfediyor. i̇nternete yani de geçtim artık. Geniş bant diye internet keşfediyor. Öbürü YouTube diye bir site kuruyor. Ondan sonra da bizim gibi insanlar da YouTube üzerinden bir şeyler yükleyip başka insanların hayatını değiştiriyor. Bu işte karşılıklı olarak insanların birbirinin hayatını değiştirmek. Buna dahil değilsen zaten evet katılıyorum ben de sana. Yaşamının hayatın bir anlamı yok yani. Ama sahte bir anlam, işte ben öldükten sonra cennete gideceğim gibi sahte bir anlam yüklemeyin de hiçbir anlamı yok yani. Yüklesen ne olacak, yüklemesen ne olacak? Değişmeyecek ki gerçek. Alevlendi mi ne oldu? Güzel, <laughs> oldu. İyi hatalandık. Bir tane daha güzel bir şey vardı onun üzerinde konuşmadık galiba. Dur bir bakayım neymiş. Daha o parantez bitmedi bayağı uzundu ya. Ona da bir bakalım dur. <laughs> ha şey yazmışım. Bunun gene devamı. Ailesiyle sorunu olanlar. Özellikle mesela bu gene korkuyorlar. Neden? Çünkü ateist olursam ailem beni öldürür. Abi öldürmez. Bak yapacağın ola şu. İsyankar olmayacaksın. Ben onun taraftarı olan birisi değilim. Hani bazıları yap, der onu, isyan et falan. Ve onun taraftarı olan birisi değilim abi. Ben şunun taraftarıyım. Kendini geliştir tamam mı? Kendin karakter olarak yüksel. Ben şunun taraftarıyım yani direne direne kazan. Ben bunun taraftarıyım. Kendin karakter olarak yüksel tamam mı? Hani ateistsin diyelim. Babam Müslüman, annem Müslüman ve toleranssız Müslümanlar diyelim. Sana geldiği zaman işte hadi namaz kılmaya gidiyoruz falan diye zorladığı zaman o zaman dersin. Ben inanmıyorum. Ne yapacak abi? Öldüremez seni yani. Ama gidip de şunu yapma. Polemiğe girme yani. Sen neden gidiyorsun baba falan diye böyle. <gülüyor> 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 Yok Allah <gülüyor> kitap. <gülüyor> Allah kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir falan. Abi bu arada polemiğe girme. Boşuna isyan yapma. Onun yerine kendini geliştir. Yani bu her şey için geçerli. Yani kuralları arkadaşlar bulunduğumuz toplumda işte veya bulunduğumuz ailede kuralları öğrenip o kurallara göre oynayıp kendimizi yukarıya çıkartmamız lazım. En yani yapabileceğimizin en iyisi bu. Bir yere kadar geleceksin. Ondan sonra zaten bende olduğu gibi ben kendi ailemi etkiledim falan. Babam şey ya gizli gizli galiba benim videoları seyretmiş. Ya diyor ben zaten dinlere saçma buluyorum falan demeye başladı. geçmişi silmiştim. Yani. şey dedi ya sen ceviz kabuğuna mı çıkacaksın falan dedi. Kesi podcastleri falan takip ediyor yani. <laughs> Baba ne haber El sallıyorum bak. Siz de el sallayın abi. Mete'yi be beğenmeyen peki babam mı abi? Aynen. <laughs> Herkes gibi. <laughs> Herkes gibi. İşte böyle. Sonuçta yani isyankarlıktan ziyade kendinizi geliştirip, kurallara göre oynayıp güçlenip, güçlendikten sonra söz sahibi olup yani diyorum ya hem ailede hem toplumda. Başka topluma da gidebilirsin. Önemli değil. Yani yurt dışına çıkıp gene sen ülkene faydalı olabilirsin. Ve belki de daha fazla faydalı olabilirsin. Bu da ayrı bir şey. Hani milliyetçim diyorsun niye yurt dışına çıkıyorsun derler yurt dışına çıkanlara. Hatta ben geri geldiğim zaman bana şey dediler vay ne milliyetçi adam. Savaşmak için geri geldin falan. Öyle bir şey demedim ben. Ben savaşmak için geri gelmedim. Ben orada mesela benim ideallerim orasıyla ilgili olsaydı ben orada kalırdım. Ama benim ideallerim burasıyla ilgili. Neden? Ben Türkiye'de Türklerin oynadığı, Türk insanların oynadığı, Türkiye'de olanlarla ilgili filmler çekmek istiyorum. Türkleri ilgilendiren, Türkiye olan filmleri çekmek istiyorum. Hala çatal atam olmadı abi. Demeyeceğim ya. İnsan. <laughs> Hayır varlıkları şey Türkiye'li diyeceksin. Benim idealim buydu. Gerçekten çünkü neden? Bunu yaparsam bir fark yaratıcı bileceğimi düşünüyorum. Ama bir Hollywood'da diyelim ki şey sihirli bir şey oldu. Çok böyle önüm açıldı falan yükseldim Hollywood yönetmeni oldum. Benim için çok bir anlam ifade etmez. Neden? Bin tane Hollywood yönetmeni var ki. Ben de onlardan bir tanesi olurum. Ama burada bir şeyler yaparsak burada bir şeyler değiştirebiliriz yani. Benim için o yüzden bu daha önemli. Olduğu için geldim ben. Ama filmcilik değil de başka bir şey olsaydı benim sevdiğim. Ben yani yazılımcı ol olmayı sevseydim ben kalırdım abi. Orada uğraşırdım. Bel Bellevue'da veya başka bir yerde. Microsoft beni aldı mı orada devam ederdim. Belki mesela orada çok zengin olduktan sonra geri dönüp ülkende bir şeyler yapmaya çalışabilirsin ve çalışmaya da bilirsin. O tamamen sana kalmış bir şey yani. Ne diyorduk ki? Ne diyorduk abi? İşte <laughs> e, ya Ne bir diyorduk şey ya? dediler mi sana? Dur dur ne diyorduk? Dur atlamayalım şu konuyu. Ha isyanker olmayın. Ha. ha yurt dışına çıktığın zaman kendi ülkeye katkın olabilir. Abi şeyi düşün. Dincileri düşün abi. Dinciler Amerika'ya falan kaçmasaydı şu anda geri gelip ülkeyi dinci ülkesi yapabilirler miydi? Amerika'ya kaçtılar, Amerika'da güçlendiler. Ondan oradan sonra geldik, oradan abi. geldiler şeyi düşün Ermeni lobisini düşün. Ermeni lobisi diye bir şey olmazdı yani. Ermeni soykırım muhabbeti diye şu anda başkanlar bile hani Ermenistan'ın yapılan şeyi hani soykırım demiyorlar da Ermenistan'a yapılan kötü olayı kınıyoruz falan diyorlar gene de. Bunlar olmazdı yani eğer Ermenistan'da kalsalardı. Adamlar gittiler yurt dışında bir avuç insan ya. Bir avuç insan süper lobi kurdular. Ben Yahudiler için de aynısını düşünüyorum büyük ihtimalle. Sadece bütün Yahudiler İsrail'de kalsaydı bu kadar etkili olamazlardı bence. O yüzden yurt dışına çıkıp özellikle mesela söz sözünüzü geçirebileceği yerlerde, ülkelerde orada söz sahibi olursanız Türkiye üzerinde çok daha fazla değişiklik de yapabilirsiniz yani. Artı yönde. Yani ne bileyim atıyorum en basitinden yurt dışına çıktın müthiş animasyoncu oldun. Tam orada öğrendin animasyonculuğu. Orada da bayağı zengin oldun. Sonra Türkiye'de ee, animasyon filmi çekecek birisine animasyon çekebilirsin yani. Çok mu animasyon dedim. Evet. <laughs> Kaç? Güzel Türkçemizi kötü konuştun. Aynen ne daha dedin? çok dedi değil mi? Şey yok. Ekşici reis yok yani sorun değil. Animasyon... Bol bol aynen diyebiliriz. Söylesene. bana. <laughs> animasyon Türkçesi ne abi? Şey dur bulacağım. <gülüyor> 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 animasyon. Baktın mı ne yaptı? Cepte <laughs> <laughs> baktı. Animasyon Türkçesi ne? Çizer genç mi? <laughs> aynen çizgeç. çizgeç mi? Hareketli çizselge. Olmadı. Hareketlen geç. Olur mu bence? Arkadaşlar hala küfretmediniz mi Mete'ye? Ya. Bakın her pipiniz <gülüyor> küfrediyoruz. <gülüyor> hala küfretmediniz mi ya? Yeter artık. Senin <laughs> Yok mu bu atacak bir admin? <laughs> i̇kincisi de... Şey ne ikincisi lan? Beşinci falan oldu galiba. Bu arkadaşların sorduğu sorular. Şey, mi? biri de böyle... Ha, canlandırmaymış animasyon. Can... Aa Aa, Doğru lan. Ne kadar malıza. İşte buldum be. Efe Aydal. Ne kadar. Heh. Bu şeyi biliyor musun? Tamer, Tolga Tarlıcı. Ne yapıyor? Bu da şey böyle sayıyor işte birincisi, ikincisi, üçüncüye geliyor sonra tekrar ikinciye dönüyor. Sürekli ikinciyi söylüyor falan. Abi bu şey e, direkt İngilizce hocaları öyle yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Tarih hocaları falan da öyle yapıyor. Neyse abi bu dördüncü falan oldu galiba. Gene e, içlerine, içlerine düşen, düştükleri bir çelişki. Sonsuz güçlü tanrı kendine taptırımı. Bu konuda da haklılar. Evet. Sonsuz güçlü tanrı ve her şeyle mükemmel olan bir tanrı. Evet kendisine tapılmasına ihtiyaç duymaz. En basitinden ben şu örneği veriyorum ama insanlar bunu kabul etmiyor işte. Yani pek ikna edici bir örnek olmuyor. Çok yüksekte tamam mı? Bilgeçsi düşün tamam mı? Veya Mark Zuckerberg'ü düşün. Adam artık her türlü parası var. Bu adam artık insan bile değil. Hani başka bir insan ona tapıp tapmaması umurunda olmaz. İnsan bile değil. Çünkü Tanrı ile insan arasında çok fark var. Karıncaya bir karıncanın kendisine tapıp tapmaması onun umrunda olur mu yani? Ya da Facebook'ta hani bir şey paylaş, birinin bir şey paylaşması umrunda olmaz ki. Yani hmm. şeyi düşün bak adam mesela Mark Zuckerberg ben de onun şeyini yeni öğrendim abi nasıl söyleneceğini yöner Zuckerberg'müş. Zuckerberg. Mark Zuckerberg adam mesela şey diyor ben abi çok zenginim çok müthiş bir adamım bari bir karınca şeyi yapayım karınca kolonisi satın alayım bu karıncalar bana tapsınlar der mi sence? Bununla uğraşır mı yani böyle bir şeyle? <laughs> Bunu söylüyorum. Bunu söylediğim zaman da diyorlar ki, o Allah mı? <gülüyor> <gülüyor> veya şey diyorlar, bu o Tanrı mı? o Tanrı olunca normal mi oluyor bu hareket? Yani Tanrı olunca bir, bir birisi bana tapsın diye bir şey yaratayım. Bu normal bir hareket mi oluyor? Bu tamamen şey işte arkadaşlar. Yani bakın, bunu sorun. Herhangi bir din hocasına veya e, ateistleri diyende, yani din hocalarını aslında rahatsız etmeyin. Yani din hocaları, bilmiyorum. Çok agresif olmayan, ben genelde gördüklerim öyle yani gayet normal müfredatta ne varsa söyleyip geçen insanlar. Aynen aynen. Hani Ateistler <laughs> öyle polemiğe giren ben çok görmedim. Belki şeyler de vardır. <laughs> ya böyle Anadolu'da vardır belki de. Şey yapınca böyle kıs, köşeye kıstıracak sonra soru hemen böyle konuyu değiştiriyor. Hiç polemiğe Hele giriyor. İzmir'de falan olacağını sanmıyorum yani böyle. Hani müfredat neyse anlatıp geçen adamlar. Hani bilgi almak için sorabilirsiniz. Hocam benim kafama şu takıldı falan diye sorabilirsiniz. O zaman daha dürüst bir şekilde daha savunmaya girmeden anlatır. Hatta yani bir konuda bilgisi yoksa onu da söyler. <laughs> Ama sen böyle ateist olarak çıkar hocam şunu da açıkla falan dersen adam açıklamaya çalışır yani. Aynen. Yani orada yenilmemek için. Ama ciddi ciddi yani hocam benim kafama şu takıldı falan diye sorarsanız adam ne düşünürse sana bilgi verir. O yüzden o şekilde sorun ama şeylerden bahsediyorum ben. İşte yolda böyle ateist buluyorlar ya. Kardeş bak sen neden inanıyorsun falan. Sonra iki, bir iki bir şey söylüyor hemen ateist böyle bir şey oluyor. Transformers gibi böyle. Bir anda böyle üzerinde sakalı uzuyor falan böyle. Elinde tespit beliriyor falan. Bir anda da namaza gidiyor falan. <laughs> Seccade çıkıyor altında falan. Alttaki yorumlarda hemen şey. Kaç kişiyi Müslüman yaptı helal sana. <laughs> öyle olan, öyle iddialı insanlara sorabilirsiniz yani bu soruları. Sorun. Söyleyecekleri ne söyleyecekler ben de bilmiyorum yani. ...kusursuz insan neden kendini... Taptıra, ...taptırır? Neden tapılmasını... ...ya yani ihtiyaç duyar demiyorlar zaten. Onlar şey diyorlar. Biz ona tapmaya ihtiyaç duyarız. O muhabbeti biliyor musun? Kendin için ibadet. Allah için değil. Mantıklı geliyorsa arkadaşlar... Böyle ...bu adamlara mi? inanın yani. O gene ak kafalı bir arkadaştı. Yok bu çantacı bir arkadaştı. Ha, başkaydı. O diyordu işte... ...yani kusursuz bir varlık... ...kendisine tapılmaya ihtiyaç duyar mı diye sormuşlar. Bu da şey diye cevap vermiş. Ateist sormuş bunu. Bu da Hı. şey diye cevap vermiş. Hayır onun tapımı, taptırmaya ihtiyacı yok. Bizim ona tapmaya ihtiyacımız var. Bilmiyorum. Abi. Sessizlik. 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 Sistem Aynen. kesti ama sessizlik. <gülüyor> <gülüyor> bu seferki gerçek sessizlikti abi. Evet, o konuda da haklısın. Sorgulayan arkadaşım. Ve sana süper bir şey. Bunun son devamı. Birkaç şey söyleyeceğim hatta bununla ilgili. Psikopat demişim. Tamam mı? Bunun o başlık yani psikopat olarak yazmışım. Yani bu soruların devamı. Tam olarak ne olduğunu biliyor musun? Yani söz TDK anlamını bilmiyorum. Sen biliyor yani musun tam çok, olarak? Çok kullanıyoruz. Aynen. Yani kullandığımız kişilere, kişilerin nasıl biri olduğunu mu söyleyeyim yoksa... Yok. Gerçek anlamını. Hastalık olarak. Empati sahibi, duygu sahibi olmayan insanlara deniyor. Normal değil. Duygusu yok, empatisi yok. Dexter işte yani. Hı. Ama Dexter bile seyretsen... Dexter sonradan şey Boka yapıyor. Boka sarıyor değil mi? Dexter'da öğreniyor. bayağı insan oluyor yani. Bayağı insan oluyor. İlk, ilk sezonda, bir iki sezonda he. şey... Tam bir psikopat işte. Aynen. Ama iyi psikopat orada. Bayağı iyi. O zaten filmin güzel yanı o. En sonunda... Adam psikopat ama kötü birisi değil yani. O ilginçti yani. Tamam. Sonralara ba doğru bayağı şey oluyor yani. Sonradan çok çok insan oluyor. İnsan bayağı insanlaşıyor. Bilmiyorum öyle bir dünya var mı yani? Hani psikopat olarak doğup da böyle insanlığı öğrenen falan. Abi çok İnsanların var. arasında yaşadım. Çok güzelmiş. Ben de insan olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ilk olarak şeyi soracağım. Hani şey derler ya. Eğer insanın içinde ruh yoksa neden o zaman duygularımız var? E o zaman psikopat olanlar ruhsuz mu oluyor? İçinde ruh olmadan mı doğmuş oluyorlar yani? Aynen. Ha, şey yapayım ben de. <laughs> Doğacak gibi. Ha? ha? <laughs> şey. Kötü ruhlu. Tabii siz seyretmeniz onu da. Doğa kendisi yapmıyor da bunu. Şeyde çekimde Ayyaş abi rolü yaptık adama. Adam hatta şey dedi. Kızdı falan böyle. <laughs> Niye beni Ayyaş yapıyordu? <laughs> Onun öyle rolü var. Seyredersiniz. Çok komik zaman. İlginç bir şey söyleyeceğim. Şu anda mesela Şöyle bir şey var. Psikopatlar hani eğer bir böyle cinayet falan işlemezlerse tamam öyle insanlar da var tabii de. Hayatta çok başarılı olabiliyorlar. Neden? Çünkü çünkü böyle işte bir şirketin ceosu falan olabiliyor. Adam hiç duygusunu koymuyor tamam mı? Tamamen mantıkla hareket ediyor. Mantıkla hareket ettiği için de çok yükseliyor falan Direkt diye böyle, böyle bir laf var. Sorun çıkaranı atıyor. Bilmem ne? O yüzden şu anda düşünecek olursanız toplumda yani bulunduğumuz toplumda duygularımızın aslında bizim ne kadar Sekteye uğrattığını ne kadar aslında bizim sırtımıza yük olduğunu far fark edebilirsiniz evet. yani. Şu anda yani düşünecek bu en başına öfke. Hiç öfkemiz olmasa şu anda daha iyi olmaz mı? Hiç. Sıfır. Öfke Tabii diye ki. bir şey hiç olmasa yani. Yani konuşarak. Bence bence çok iyi olur. Öfke bence diye bir şey hiç olmasaydı olur. çok daha iyi olurdu. Bir sürü şey için söylüyor. Hadi kork Nefret. Korkmak iyi. Nefret mesela. Nefret duygusu hiç olmasaydı şu anda bulunduğumuz toplumda çok herkes de olmasaydı ama çok çok daha iyi olurdu yani düşünsene. O zaman madem böyle ve madem gerçekten psikopat olanlar, bu duygulara sahip olmayanlar böyle iş dünyasında çok başarılı olabiliyorlar. Ve iş dünyasında geçti. Mesela bir iki tane bir dizide vardı galiba ama gerçek de varmış onun. Gerçek versiyonunda varmış. Kadın böyle tamam mı? Kadın güzel bir kadın. Bildiğin çirkin bir adamla evli falan. Çünkü sonra anlaşılıyor ki kadın psikopatmış. Adriana Lima mı? <laughs> oh, ağır konuştu. <laughs> Yok şeyde ya filmde bu. He. Çirkin mi adamla evli? Baya böyle kel göbekli falan adam yani. Kadın çok güzel falan kimse anlayamıyor falan. Sonunda anlıyorlar kadın psikopatmış. Ee, öyle olunca hiç umurunda olmuyor tamam mı? Yakışıklı mı? Güzel mi? Bilmem ne. Parası olsun yeter. Parası olsun. Ondan sonra gidiyor mesela patrona veriyor arada. Patrona verince yükseliyor falan. Çünkü hani böyle utanma falan da yok kadında. Ama... Öyle öyle hayvan gibi yükselmiş kadın yani. İnanılmaz bir başarılı olmuş falan. Ruhunu satmış. Ruhunu sat Olmayan ruhunu satmış. Aynen. Yani bu şekilde psikopat olup çok yükselen insanlar görebilirsiniz. O zaman neden en başta duygularımız olacak şekilde evrimleşmişiz? Evet. Sağda ölen adam. Hayır soru. Beyin fırtınası. Normalde ben kendi kendime konuşurken de beyin fırtınası yapıyordum ama böyle daha zevkli oluyor. Neden Hı. olabilir? Tekrar sorar mısın abi? Yani şu anda... Çok rahat duydu ama soruyor. Hocam soruyu tekrar. <laughs> Hayır, soruyu toparlayarak soracağım, sorayım. Yani şu anda duygusuz olmak aslında insanı daha fazla yükselttiği için ve birçok duygu özellikle direkt insanı şu anda zarar verecek duygular olduğu halde bu duygular bize zarar veriyorsa o zaman niye bu duygular bizde olacak şekilde evrimleşmişiz? Niye var bu duygular bizde? Hmm. Ben biliyorum cevabı. Ben bilmiyorum. Tabii ki imtihan olsun diye. <laughs> Senin var mı abi? Ya şey aklıma geldi şimdi. Salla ya yani, doğru olmasına gerek yok. Beyin fırtınası yapıyoruz burada. E, Küfürleri ha, çift... hazırlayın arkadaşlar. ben <laughs> Çiftleşiyorsun tamam mı? Hani birinden hoşlanıyorsun falan. Ondan sonra hoş çiftleşiyorsun. Ürüyorsun, çoğalıyorsun. Yalan söyleme yeteneği de mesela. Orada da şey var mesela. Ya duygu baya... var. En başta bir duygu ateşleniyor. O duygu artarak sen mesela o duygu aracılığıyla karşındaki bayan ile birleşip çoğalıyorsun. Tamam. Bu geldi aklıma tek. Tamam o güzel. Yani güzel duygular, pozitif duygular için doğru ama mesela öfke veya nefret. Yani aslında hayatta kalmayı kolaylaştırıyor. Yani şöyle düşünüyorum ben. Mesela nefret ediyorsun diyelim. Gittin öldürdün. Nefret etmeyen, <laughs> İyi bir... Oldun. Hayır, nefret etmeyen birinin soyu tükendi gibi. <laughs> Şeyde yani büyük ihtimalle biz daha böyle ilkel insanken bize yerleşmiş bir duygu. Aslında hani şey diyorlar e, hani ateistler işte bir tanrı yoksa, tanrıya inanmıyorsunuz. bu duygularınızın hepsi veya bu duygular neden var bir. Bu duygularınızın eğer evirme inanıyorsanız bu kötü duygular neden var bir. İkincisi de o zaman bu duygularınızın size söylediğini yapsanıza gibi bir şey diyorlar. Şimdi şöyle işte ilk başta zaten neden böyle duygular verilmiş bize? Eğer biz şu anki halimizle yaratıldıysak neden nefret diye bir duygumuz var? Neden, neden korku var? Neden öfke diye bir duygumuz var? Korkuyu adı bir şekilde açıklarlar. Korku işte kendini savunmak için. Yani benim düşüncem şu. İlkel insanlar iken oralardan kalan bir şey yani bize. Şu anda düşünecek olursan şu an aslında öfke duygusu bize bir bizi sekteye uğratır. Ama o ne yapıyoruz ancak İşte o öfkeyi yönlendirmeye çalışıyoruz bir şekilde. Öfkeyi biraz hırs olarak kullanıyoruz. Ama tabii yani ye yemek yiyebilmek için mamut avlaman gerektiği dönemi düşün. Adam o zaman bizi, yani sinirleniyordu. Nefret, kiyle. korku, tiksinme bunların hepsi aslında hayat yani seni hayatta tutan şeyler, nefret dahil yani buna nefret etme, öfkelenme özellikle yani sinirlenme. Yani buradan bile, şu duygulardan bile aslında e, ilkel insanlarla olan bağımızı görebiliriz. Toplum olmuşuz, yani artık hiçbir şey avlamak zorunda değiliz, avcılık yapmak zorunda değiliz, yemek yemek için öldürmek zorunda değiliz. O çok önemli yani. Ama bu içgüdüler hala duruyor bizde. O kadar çok seyirci kat, mesela seyirci katillersen şey yaptın mı? Bak, bakar mıydın böyle belgesellerine falan Bakardım arkadaşımla böyle bir iki kitap tavsiye ediyordum. Arkadaşımı öldürdün diye sana <laughs> bakardım sonra arkadaşımı öldürdün falan. Sonra işte Dexter izledim falan. Sen bakar mıydın? Hayır. Şimdi ben hep, ben hep şeyi düşünürdüm. İnsanlar katil olacaksa hep böyle bir sebebi olur genelde. Olmalıdır diye düşündüm yani. İşte genelde de şeydir öldürüp işte parasını alır. Genelde bir kişi öldürürse onun sebebi vardır abi. Genelde nedir? Kocası buna çok kötü davranıyordur. Bir gün üstüne benzin döküp yakar. Nasıl bir nefretse o abi benzin döküp yakıyor yani. Hani normal bıçaklasa bıçaklar da onu yapmıyor. Benzin döküp yakıyor falan böyle. Ondan sonra veya işte şey birini soymak istiyor. Soygun yani yapmak istiyor. Eşyalarını çalmak istiyor. O adamı öldürüyor. Elindekini alıyor. Yani kısacası elindekini istiyor. Tamam mı? Bu da gayet insan insanların en sık işlediği cinayet çeşidi. Yani sende bir şey var. Ben sende olanı istiyorum. O yüzden ben seni öldürüyorum. Veya tam tersi. Sen sürekli beni rahatsız ediyorsun. Senin yok olma için ben seni öldürüyorum. Peki abi şaka yapılsa, şakayı kaldırmasan, garip vursan? Olur. Olur değil mi? Kabul. <gülüyor> <gülüyor> Ama seri katiller o yüzden bana çok inandırıcı gelmiyordu. Hani bu filmlerde gördüm seri katiller. Çünkü hani herkesin bir parasını alacak. Veya bir noktada yakalanır falan diyordum. Ay abi adam bir kişi seri katilse %99 öldürmek haricinde başka bir amacı yok. Evet. Öldürmek için öldürüyor sadece öldürüyor. Para için değil. Ya ben bunu bilmeden mesela eskiden gençken filmleri seyrederken bu ne lan diyordum. Hani birilerini öldürüyorsa bunun bir sebebi olmalı. Şeyi falan seyrediyordum böyle. Kuzuların sessizliğini falan. Orada işte Hannibal Lecter aslında orada iyi iyi katil. İyi ka karakter. Yani. Bir de kötü, kötü katil var. O mesela işte öldürüyor, öldürdüklerinin böyle derilerini falan soyuyor. Sonra derilerinden kıyafet alıyor. Yani güzel film işte ilginç ama çok da inandırıcı değil. Hayvan gibi inandırıcı aslında. O, o kadar adam çok manyetmiş kötü olan. Hannibal sahteymiş. E şöyle üç tane falan farklı film. Ed Gein işte. Ed Gein diye geçiyor. O adam islenmiş isimlenmiş. Ama Ed Gein de çok kötü bir adam değil. Sadece kafayı kırmış bir adam yani. Esas adamın olayı mezarları çalıyor. E, mezarları soyup oradan böyle işte deri, deri parça gibi. falan alıyor. Biriktiriyor falan. Sonra işte mesela Psycho'daki gibi... Annesi ölü. Ölü annesiyle konuşuyor falan. Ölü annesi böyle şeyde oturuyor falan. Koltukta oturuyor onunla konuşuyor falan. Polis girdiği zaman o şekilde buluyorlar yani annesiyle konuşurken falan annesi ölü ama. Ondan sonra bir de bir kişiyi falan öldürmüş yani o hani öyle denk gelmiş öldürmüş ama bir ya da iki kişi öldürmüş aslında. Evet. O tarz bir Ed şey game. vardı. Bir de galiba işte Leatherface. O devriden maske yapıyor ya. Leatherface de şey. Texas Chainsaw Massacre olması lazım. Bir de o film. Üç filme. Ne dedik? Kuzuların sesliliği. Texas Chainsaw Massacre. Bir de Psycho. Üç filme adam tek kişi esin kaynağı oluyor yani. Büyük adam. Ama Hı. Onun haricinde mesela gerçekten hiçbir sebebi olmadan olmadan en OC katiller abi en OC seri katiller. Bu adamlar şey yani zevk alıyorlar. İşkence yapmaktan zevk alan ipleri yani. Unutunuz <laughs> ki Ted Bundy'ler falan böyle öldürmekten zevk alan. Bu yeni işte Peter Scully'ler falan. Tam bir ya. adam zevk alıyor diyor ki yaptığım işten zevk alayım bari. Ondan sonra da onun kasetlerini satıyor falan parayla. Böyle bir saçma sapan bir iş yani. Hayal bile hayali bile kötü ya. Yani bir böyle savunmasız bir küçük bir çocuğa işkence yaparak, küçük bir çocuğu işkence yaparak öldürmek. Onu geçtim. Hadi bu suç. Tamam mı? Büyük suç yani. Katilsin. Hani ya ömür boyu hapse girersin ya da ülkene göre işte ya, idam, idam edilsin. edilsin. Bir de şu var abi bir sürü sitede. E, gene deep web sitesi. Bu da gerçek yani. Gerçek bir site. Kadınlar böyle yüksek topukları var tamam mı? Sivri topukları var. Videolar var böyle. Sen videoları parayla satın alabiliyorsun. Yavru kedi mesela. Yavru kediyi koyuyor yere yüksek topukla ezip öldürüyor falan. Ondan sonra bir tane gene yavru kedi. Yavru kedinin üstüne oturuyor böyle yavaşça. Bo boğarak öldürüyor falan. Abi nasıl nasıl insanlarsınız oğlum? İnsanlık insanlığın ta İblis mi daha kötü insan mı demiştik ya yani. Aynen. İnsan daha kötü abi. İnsanın ta <laughs> lan var ya bak baştan söylüyorum yani bak. Böyle uzaydan tamam mı? Ondan sonra Efe Aydal sattı olmasın. <laughs> Efe Aydal sattı olmasın. Hani milliyetçiydi. <laughs> hani insancıydı. Ben insancı mıyım değilim. Net değilim yani uzaydan gelsin uzaylı ırk desin ki sizin yapacağınız insanlığın amına koyayım desin. <laughs> Bundan sonra sizi biz yöneteceğiz. Bizim altımızda olacaksınız falan. Hiç öyle freedom, freedom hiç bana gelmez abi. Tamam derim abi. <laughs> ne yapalım şimdi sen bize onu söyle. Sen de derim şey ya şuraya bir metro kuracak mısın abi? Şeyden düşünsen abi şey yapıyormuş. Bütün böyle devletleri tabi alıyorlar. Kontrol altına alıyorlar. Ama böyle Amerika'dan İzmir'e metro var falan. Derim. <laughs> çok iyi olur Amerika'dan yani... İzmir'e İzban kuracak mısın abi veya İzmir'den Japonya esas ya düşünün Ama... İzban'a binip böyle Japonya gidiyoruz <laughs> pasaport hiçbir şey yok falan bir de direkt kent kartta gidiyorsun o da. O da kent kart basıyorsun abi uzaylı <laughs> kart ben 90 dakika bitene kadar 90 giderim. saat abi onda onda 90 saat basıyorsun aa 90 saatim dolmamış diyorsun abi. o yüzden hiç hani sonra Efe Aydal sattı olmasın yani <laughs> İşte böyle Kaç saat olduk ya? Dur bir dakika. Evet bir podcastimizin daha zorunlu olarak sonuna geldik çünkü dışarı çıkmam lazım. Yoksa konuşurduk yani. Bir gün falan sabaha kadar. 3 saat falan mi? bulacağız ha bir gün. Günün birinde konuş. Bir şey yapalım mı? 7 saat falan. İyice abartalım. <laughs> Binge watching yapar gibi böyle. Ya aslında şey yani. Hiç durdurmadan yaparız. Bizim için sorun olur da dinleyen içinden durdur, devam eder. Hı hı. Şey yaparız ya. Oradaki y tüm konuları bitiririz. Konu konuşa konuşa ben daha gider bir saat daha giderdim ben yani şu an iki saatte geçti zaten minimum bir buçuk saatte hedefimiz ikiyi geçmiştir büyük ihtimalle ben daha giderdim yani yarım saat bir saat bana koymaz yemek yiyip devam ederiz falan böyle <laughs> manyak gibi yok ya o kadar da zorlamaya gerek yok çünkü neden abi 3 saat yapsak adam 3 saatte hemen bitirecek bir buçuk bir buçuk yapalım değil mi hemen bitir bitmesin yani aynen evet arkadaşlar zorunlu olarak çıkmamız gerekiyor o yüzden gidiyoruz kendinize iyi bakın adresimiz youtube.com bölü kommek twitter.com bölü kommek iyi kaliteli ve sık video çekmemize destek olmak için patreon.com bölü Efe Aydal. Başka? Başka? Neye emanet olsunlar abi? Ee, dur, Beğendiğiniz videolar. videoları paylaşın. Zaten ama ortada video yok ki. Beğendiğiniz şeyi, gizsiz efekesleri paylaşmayı unutmayın. <laughs> söyle abi neye emanet olsunlar? Aa unuttum ya. Şey, ne vardı abi? Ne vardı? Mad Max olsun abi. Hayır ya. 6 tane. 6 <laughs> tane abi. Oscar alan Mad Max'i. ne olsun <gülüyor> söyle. <gülüyor> Ya ben unuttum da güzel bir şey olsun. Tamam güzel bir şeye <laughs> emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar.